أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على صلوا على شفيع ذنوبنا وكرة أعيننا محمد اللهم صل على استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما ذاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى Sadakallahul azim. Allahu azimuşşana ne kadar çok hamdü sena etsek azdır ki bu mübarek Recep-i Şerif'in 27. gecesi İsra ve Mi'raç gecesinde böyle bir ilim meclisinde, sohbet halkasında hamdolsun ki bizleri buluşturdu elhamdülillah. Allah yaşadığımız sürece de bu mübarek günlerde, gecelerde İlim meclislerinde, sohbet halkalarında bu gecelerin manevi kadru kıymetine iman ederek, itikad ederek Ehl-i Sünnet büyüklerimizden gelen bugün ve gecelerle alakalı bütün haberleri tasdik ederek bu gecelere kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İsra ve Mi'racını İslam dairesi içerisinde var olduğunu iddia eden bir takımlarının inkar ettikleri gibi inkar etmekten de bizleri korusun, muhafaza eylesin. Amin. Her işin başında malumdur ki başta itikat gelir. Bu gecelere ulaşmak bir nimettir. Bu geceleri ihya etmek daha da büyük bir nimettir. Ama bu gecelere kavuşup da bu gecelerin kadru kıymetini, fazilet ve derecelerini nice inkar edenler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mi'racını, İsra ve mi'racını nice inkar eden kezzaplar var. Yalancılar var, bidat tayfaları var. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bir kısmı mi'racını ruh ve beden olmak suretiyle yapıldığını inkar etmişler. Kimileri rüya diyerek inkar etmişler. Kimileri hepten inkar etmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Aksa'ya olan ziyaretini, Aksa'ya olan yolculuğunu ki bu gece gücümüz yettiği kadar bundan bahsetmeye çalışacağız. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Aksa ziyaretine
Kuba ziyareti diyenler de olmuş. Yani Medine-i Münevvere'deki aranızda ziyaret edenler var, yürüyerek de gidenler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İsra'sını Kuba ziyareti diyenler olmuş. Mi'racına rü'ya diyenler olmuş. Halbuki biraz sonra anlatacağız. Allahu Teala Hazretleri Sübhanellezi esra bi'abdihi. Kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi, kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Allah Azze ve Celle dileseydi Fetih suresindeki gibi rü'ya da diyebilirdi. Nasıl ki Allah'ımız Celle Celaluhu Fetih suresinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme umre ile alakalı gösterdiği rü'yayı anlatıyor. Yani lekad sadakallahu rasulehu rü'ya diye başlayan, andolsun ki muhakkak Allah da doğru söyledi, Resulü de doğru söyledi. O rüyayı ben ona gösterdim diyebilirdi. Halbuki burada ne buyuruyor? O Allah'ı Celle Celaluhu bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Kulunu sallallahu aleyhi ve sellem, o en güzel kulunu geceliğin yürüten, çevresini Allah Azze ve Celle'nin bereketli kıldığı Mescid-i Haram'dan, çevresini bereketli kıldığı Mescid-i Aksa'ya yürüten, kulunu yürüten kim? Allah-u Azimüşşan. Şimdi öncelikle her şeyin başı dedik ya itikattır, imandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İsra ve Mi'racının hem ruh ve hem de bedenen olduğuna inanan kitleye ehl-i sünnet diyoruz. Ehl-i sünnet vel cemaatte, akaid imamlarımızda da, 1400 seneden beri gelen alimlerimizde de, bizim alimlerimizde bu konuda ihtilaf yoktur elhamdülillah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar olan gece yürüyüşüne de ehl-i sünnet iman etmiştir. Mescid-i Aksa'dan yedi kat semaya ve onun fevkine olan urucuna ve miracına da ehl-i sünnetin alimleri icma etmiştir. Bu hususta ihtilaf yoktur, ama kimler arasında ihtilaf yoktur? Ehl-i sünnet alimleri arasında ihtilaf yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar olan gece yürüyüşünü zaten inkar eden, demin okuduğumuz İsra suresinin ayetlerini inkar etmiş olur ki o kimse küfre nispet edilir. Bu ayetleri inkar ettiği için, yani İsra yoktur, gece yürüyüşü yoktur, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya bir seyahat ve yolculuk yoktur diyen ittifakla ne olur? Allah bizi bu hale düşürmesin, kafir olur. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Aksa'dan yedi kat semanın fevkine urucunu inkar eden ise ehli sünnet harici bid'atçı olur. Her ne kadar ona haberi meşhurla sabit olduğu için birçok sahabe bunu anlatmış. Farklı tariklerle anlatmış. Miracın farklı manzaralarını anlatmış. Bunların içerisinde anlatacağız inşallah. Yedi kat semanın ziyaretlerinden kısım kısım bahsedenler olmuş. Her bir semada peygamberlerle Efendimizin görüşmelerinden bahseden sahabeler olmuş. Oralardan farklı manzaralar, ukbaya dair, cennete dair, cehenneme dair farklı manzaralar zikredenler olmuş ve bunlarla alakalı ehl-i sünnet alimlerinden müstakil risaleler de yazanlar olmuş. Özellikle İsra suresinin bu konudaki tefsirini, kitaplarımızdaki tefsirleri tavsiye ederiz. Bu derslerin hitamında da, yani daha sonraki zamanlarda da İbn Kesir'den de bakalım. Özellikle orada bu hadis rivayetleri tek tek ele alınmış, tek tek incelenmiş bu konuyla alakalı. Netice-i meram, bu hadise haberi meşhur olduğundan bizim için Miraç haktır, Efendimizin urucu haktır, Mevla'ya vasıl olması haktır. Mevla Teala Hazretlerini bahusus, bizim için bahusus görmesi de bu mübarek gece vuku bulmuştur. Bu devlet yalnızca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mazhar olmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cemalini görme devleti. Yarın cennette de ümmetine de
nasip olacaktır. Allah onların arasına bizi bu gecenin hatırına idkal eylesin. Amin. Cennette cemalullah'ı müşahede eden, cemalullah'ı seyredecek olan ümmetlerin arasına Allah bizi dahil eylesin. Amin. Şimdi Miraç bahsinin mukaddimesinde önce şu hususu çok da uzatmadan ama çok da kasretmeden anlatmakta lüzum vardır, ehemmiyet vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Miraç'a götüren 12 senelik yeryüzünde yaşanmış hadiseler vardır. Ta Hira'dan başlayıp İkra bismi rabbikellezi'den başlayıp da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvet ve risaletinin 12. senesine kadar gelen bir süreç vardır. Ve bu sürecin içerisinde başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere onunla beraber bu din-i mübin İslam'ın manevi yükünü omuzlayan Ashab-ı kiramın çektiği çok çetin imtihanlar vardır. Bunların bir kısmı Mekke'de işkencelerdir. Tafsiliyle uzatmayacağım. Bir kısmı Sümeyye validemiz gibi, Hazreti Yaser gibi, o mübarek insanların iman ve İslam davasındaki şehadetleridir. Bu çilelerin bir kısmı 1. Habeşistan hicretidir. Bir kısmı 2. Habeşistan hicretidir. Mekke-i Mükerreme'de özellikle nübüvvet ve risaletin 5. senesinden sonra La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenlerin Allah'a kulluk etmeleri Mekke şartlarında çok zor olmuştu. Namaz kılmak zorlaşmıştı. Allah demek, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek belki bedeli candı. Bu kelimeyi ikrar edenlerin, bu kelimeyi haykıranların, bu kelimeden bahsedenlerin, bu kelimeyi tebliğ edenlerin ödediği bedel candı. Can hürriyeti yoktu imandan sebep. Mal hürriyeti, mal emniyeti yoktu imandan sebep. Burayı iyi anlayın arkadaşlar. Mekke-i Mükerreme'de evvelce refah içerisinde, huzur içerisinde hiç sıkıntı çekmeden yaşayan o topluluğun içinden iman edenler, Ebu Bekir Sıddıklar, Hazreti Osmanlar, Abdurrahman İbni Ebi Afflar, Zeyd İbni Hariseler, Bilal-i Habeşiler, Hazreti Süheyb'lerin imandan ve İslam'dan önce hiçbir sıkıntısı yokken, o mübarek kelime-i şehadetle beraber, imanla beraber, İslam'la beraber öyle bir sıkıntılı dönem başladı ki dini yaşama hürriyeti kalmadı Mekke'de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ashab-ı kirama dinlerini yaşamak ve imanlarını koruyup muhafaza edebilmek adına hicret etmelerine müsaade etti Peygamberimiz. 1. ve 2. Habeşistan hicreti emir değildir. Mekke'den Medine'ye hicret gibi değildir. Ben Mekke-i Mükerreme'de inancımı muhafaza etmekte zorlanıyorum. İşkencelerle kaybetmekten korkuyorum. Din hürriyetim yok Mekke'de. Eğer müsaade edersen ya Resulallah, ben dinimi yaşayabileceğim, İslam'ımı ve imanımı muhafaza edebileceğim bir noktaya hicret edebilir miyim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de tavsiyesi şu: Habeş ülkesinde Necaşi bin Esham'ın ülkesinde kimseye inancından dolayı zulmedilmez. O ülkeyi de tercih etmelerinin sebebi, Habeş ülkesini tercih etmelerinin de sebebi bu. 1. ve 2. Habeşistan hicretiyle o vakit Mekke'de iman edenlerin kahir ekseriyeti sırf dinlerini ve imanlarını koruyup muhafaza edebilmek adına Habeşistan'a gidiyorlar. Tabii ki Efendimizin bu manevi işaretinin altında daha sonra nice başka hikmetler çıkıyor. Necaşi bin Esham, Habeş kralı radıyallahu an oraya giden o mübarek insanların tebliğiyle ve davetiyle Müslüman oluyor. Özellikle Hazreti Cafer radıyallahu an, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu, Hazreti Ali Efendimizin erkek kardeşi Cafer bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın irşadıyla Meryem suresini okuyarak İsa aleyhisselamı Meryem validemizi Allah'ın varlığını, birliğini ve vahdaniyetini anlatmasıyla Habeşistan kralı İslam'la müşerref oluyor.
Arkadaşlar, çok az daha ileri gelebilirsek, çok az daha ileri gelebilirsek, saflarınızı sık tutun. Ne kadar bu gece terlerseniz, ne kadar Allah için bu gece zahmet çekerseniz, mahşerin rahmetine vesile olur inşallah. İkinci Habeşistan hicretiyle beraber, Medine, Mekke-i Mükerreme'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber toplam 39 Müslüman kalmış geride. Yani 130 küsur sahabe eşleriyle beraber, aileleriyle beraber, hatta bunların bir kısmı Habeşistan'a gittiler. Sonra Mekke-i Mükerreme'de şirkin ve küfrün önde gelenlerinin iman ettiğine dair yalan bir haber kendilerine ulaştıktan sonra geri döndüler. Onlar tekrardan ikinci defa Habeşistan'a geri döndüler. Ancak bunların bir kısmı Musab bin Ümeyr radıyallahu anh gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrı kalmaya dayanamayıp ben Mekke'de olayım, gerekirse annem beni yine hapsetsin, işkencelerde şehit olayım ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrı kalmayayım niyetiyle dönenler de oldu. Ancak Mekke-i Mükerreme'de Müslümanların sayısı onların gitmesiyle toplam 39'a düştü. Bu 39'un 40.sıdır Hazreti Ömer. Bu 39'un aslında sayısal anlamda 40. Müslüman değildir. Bu 39'un 40.sıdır. Yani 1. ve 2. Habeşistan hicretinden sonra Mekke-i Mükerreme'de kalan Müslümanların Efendimiz de dahil sallallahu aleyhi ve sellem 40.sıdır Hazreti Ömer. Tabi o mübareklerin gitmesiyle beraber sayısal anlamda da Müslümanların Mekke'deki nüfus ve güçleri daha da azaldı. Ve baskılar çoğaldı. Hatta malumunuzdur, Kureyş Habeş ülkesine de elçiler gönderdi. Onları geri getirebilmek adına. Ancak Necaşi bin Esham Müslüman da olduğu için onları asla ve kat'a düşmanların eline teslim etmedi. 6. seneden 12. seneye kadar Mekke-i Mükerreme'de zulümler katlanarak devam etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla beraber Mekke'de kalan Müslümanların üzerindeki baskı her geçen gün daha da arttırıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlar Mekke dışından gelen kabilelerle ve hatta Hicaz çevresindeki insanlarla görüşmeleri, konuşmaları, tebliğ ve daveti hususunda da ellerinden gelen bütün engeli sergilediler. Kimini tehdit ettiler. Bir daha dediler Mekke'ye gelemezsin, ticaret yapamazsın, alışveriş yapamazsın. Eğer Muhammed'i dinlersen, ona iman eder, ona beyat edecek olursan, sen de onun gibi bizim hasmımız olursun dediler. Kimilerini tehditle alıkoydular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında ona iman eden ve ona sahip çıkan bütün akrabalarını da 7. sene ile 10. senesi arası, nübüvvet ve risaletin 7 ile 10. seneleri arası bir ambargoya tabi tuttular. Kendi aralarında anlaştılar, ahitleştiler, akitleştiler. Dediler ki madem Muhammed'in akrabaları ve ona iman edenler sallallahu aleyhi ve sellem ona sahip çıkıyorlar, biz de kendi aramızda bir anlaşma yapalım. Onlarla bütün bağlarımızı keseceğimize dair, onlarla kesinlikle alışveriş yapmayacağımıza dair, mal almak yasak, mal satmak yasak, kız almak yasak, kız vermek yasak, selam yasak, sabah yasak. Bunu da bir deri üzerine yazdılar ve bu anlaşmaya kendi aralarında da sadık kalabilmek adına bu anlaşmayı Kabe-i Muazzama'nın içine koydular. Beytullah'ın içine koydular. Ve bu anlaşmadan sonra 3 yıl boyunca, 3 sene boyunca ki az bir zaman değil, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman edenler de amcası gibi ona sahip çıkıp iman etmeyenler de bu ambargodan ciddi anlamda herkes nasibini aldı. Hatta ne diyor Siyer'de? Tarik-ı Şıp diye bir bölge vardır Mekke-i Mükerreme'de. Gidenler belki hatırlarlar. Hatice annemizin dışarıdan köprü üstünde ziyaret edildiği bir mahal vardır. İçeriden değil. Köprüden baktığın zaman Hatice annemizi görüyorsun.
caddeden. O caddenin adı Tariki Şıp'tır. Şıp Caddesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birçok akrabası o bölgede yaşarmış. O caddede otururmuş. Tariki Şıp'ta otururmuş. O ambargo senelerinde bazı vakit geceleri çocukların açlıktan ağlama seslerinden sabaha kadar vicdan sahibi kimse yatamazmış. Düşünün. Öyle bir ambargo tatbik ediyor ki Kureyş, ekmek almak, ekmek vermek yasak. Kız almak, kız vermek yasak. Onlara yardım etmek yasak. Onlara yardım etmek yasak. Bazı vakitler o ambargoyu, imanı olmasa da vicdanı olan bazıları delse bile o tespit edildiğinde onu da tehdit ederlermiş. Olurmuş böyle Allah'ın yardımı. Adam Şam-ı Şerif'ten buğday getirmiş. Ondan sonra bir tane deveyi salıyor Tariki Şıba. Ondan sonra gece gönderiyor, gündüz gönderiyor. Ne vakit? Tabii ki devamlı gözetim altında. Devamlı orayı seyredenler var, gözetim altında tutanlar var. Ne vakit o devenin sahibi kimse tespit ediliyor, o da tehdit ediliyor. 3 sene boyunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve eshabı ve ona yardım eden ve destek olan bütün aşiret ve akrabaları 3 yıl boyunca. Peki ambargoyu bozmanın şartı ne? Bir şartı var. Bozmanın bir şartı var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akrabaları kendi elleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canını Kureyş müşriklerine teslim edecekler. Tek şart bu. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin canını Kureyş'e teslim ederlerse bu ambargo bitecek. Ondan sonra alışveriş serbest, kız almak vermek serbest, açlık yok, susuzluk yok. Ancak tek şart var, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin canını Kureyş'e teslim edecekler. Diyecekler ki alın, şehit edin, hapsedin, biz ondan vazgeçtik, onun davasından da vazgeçtik diyecekler. Ancak ambargo böyle bitecek. Bu 3 sene boyunca o mübarek insanlar bu çileyi çektiler, bu sıkıntıyı yaşadılar. Ama elhamdülillahi rabbil alemin, açlıktan dolayı bir sahabe irtidat eder mi? Mürtet olur mu? Açlıktan dolayı bir sahabe dinini satar mı? Açlıktan dolayı, susuzluktan dolayı hakiki bir tevhid ehli mümin dinini, davasını satar mı? Bugün de satar mı? Bugün de hakikaten iman etmiş olan bir muvahhid dinini satar mı, satmaz? Peki satmayanlar var mı? Var mı? Var mı? Var kardeşim. Bugün Gazze'de bu ablukanın bir benzerini yaşayıp da dinini satmayanlar var mı? Allah Azze ve Celle'ye olan, Resulullah'a ve Kitabullah'a olan İslam bağlarından vazgeçmeyenler hala yeryüzünde var mı? Allah onların da bu ablukasını bozsun. Bu ablukayı kırsın. Amin. Ha, kambersiz düğün olmaz. Onların içinden de İsrail'e kimliklerini satanlar var mı? Maalesef onlar da var. Az da olsa. Kimliklerini, varlıklarını ve şahsiyetlerini, olmayan şahsiyetlerini İsrail devletine satanlar var mı o toplumun içinde? Pirincin içindeki taş kadar dahi olsa var. Ama kahir ekseriye, bugün Gazze ablukası içerisinde, ambargoların içerisinde direnen ama yine de Rabbim Allah demekten vazgeçmeyen ricaller de vardır, nisalar da vardır. Allah onların iman ve direncini gün be gün müzdat eylesin. Amin. Dirençlerine kuvvet ihsan eylesin. Amin. 3 yıl sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, amcası daha vefat etmemiş Ebu Talib, çağırır der ki amca, benim Rabbim olan Allah, Kureyş'in kendi aralarında yapmış oldukları ambargo anlaşmasını iptal etti der. Rabbim olan Allah, Kureyş'in ambargo için yaptıkları anlaşmayı iptal etti der. Ve der ki, Kabe-i Muazzama'nın içine koydukları o anlaşma metninin tamamını Allah güvelere yedirdi. O anlaşma metninden şu kadar bir yer kaldı, küçücük. Orada da ne yazıyor? Bismillah yazıyor. Allah'ın adıyla. Bismillah. Bu kadar. O vakit amcası dedi ki yeğenim, bu çok ciddi bir iddiadır. Çünkü onlar senin canını istiyorlar. Canına kastettiler yani. Eğer bu haber asılsız çıkarsa bu daha büyük sıkıntı olur bize.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ısrar etti amcasına. Dedi amca, bana güven, itimat et. Hiç şüphesiz benim Rabbim olan Allah, Kureyş'in anlaşma metnini Kabe'nin içinde sakladıkları ve gizledikleri ve muhafaza ettikleri neyse anlaşma metnini güveye yedirdi. Oradan ne kaldı? Bismillah kaldı. Sen gitti onlara. Eğer benim dediğim gibi değilse, benim canımı teslim et onlara. Benim canımı onlara teslim et. Ben buna razıyım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası gitti. Kabe-i Muazzam hatiminde otururlarken bunlar gündüz vakti. Efendimizin söylediğini anlattı onlara. Dedi ki, Muhammed'in Rabbi olan Allah sizin o anlaşma metninizi imha etmiş, anlaşma bozulmuş. Ancak bir kelime kalmış orada. Bismillah, Allah'ın adıyla kelimesi kalmış. Önce buna itiraz ettiler. Olur mu, olmaz mı, neyse açın bakın. Neticede onun dediği yanlış çıkarsa ben size taahhüt ediyorum. Onun canını teslim edeceğim size getirip. İsterseniz onu öldürürsünüz, isterseniz hapsedersiniz. Biz ondan vazgeçeceğiz. Size teslim edeceğiz. Netice itibariyle Kabe-i Muazzama'nın kapılarını açtılar. O anlaşma metninden ne kalmış geriye? Hiç şüphesiz ne kalmış? Bismillah kalmış. Sadaka Rasulullah. Onun ağzından ömrü hayatı boyunca nokta kadar yalan çıkmış mı? Haşa çıkmamış. Çıkar mı? O da mümkün değil. Çünkü onun iki dudağı arasından çıkan neye bağlıdır? Vahyi ilahiyeye bağlıdır. Allah ki ona ne bildirdiyse onu söylüyor Efendimiz. Kime güvenerek, kime dayanarak söylüyor? Bu bilgi kimden geldi Resulullah Efendimiz'e? Alemlerin Rabbi olan Allah'tan geldi. Netice itibariyle bu ambargoyu Allah iptal etmesine rağmen bunların bir kısmı bundan vazgeçseler de, ambargodan vazgeçseler de bir kısmı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretine kadar bu sıkıntılı durumdan ve bu taarruzlardan, bu işkencelerden asla ve kat'a vazgeçmediler. Şimdi aynı zamanda bu hadiselerin vuku bulduğu dönemler itibariyle 10. sene, 11. sene Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'deki erkeklerden hamisi amcası Ebu Talip'ti. Erkeklerden hamisi Ebu Talip. Ebu Talip vefat etti. Efendimizin canını, bedenini koruyan, muhafaza eden en yakın amcası Ebu Talip vefat etti. Aynı sene malıyla, canıyla, her şeyle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hizmet eden, bütün malını, varını, yoğunu İslam davasına feda eden Hatice-i Kübra radıyallahu anha annemiz de vefat etti. Öyle büyük anne. Her şeyiyle. Hatta bir keresinde Efendimiz borç istemiş Hatice annemizden. Ya Hatice, bana borç verir misin demiş. Annemize sormuş, demiş niçin istiyorsun? O da anlatmış. Bilal'in ihtiyacını görecek. Süheyb'in karnını doyuracak. Habbab'ların sıkıntısını giderecek. Köleyi azat edecek. Çıplağı giydirecek. Ne kadar diyelim ki tarik-ı şıp ve bölgesinde ihtiyaç sahibi olan varsa onların ihtiyaçlarını karşılayacak. Hatice annemize demiş ki, veririm ama borç değil, karşılığını yarın ahirette almak şartıyla veririm demiş. Ve mübareke annemiz zengin olmasına rağmen bütün servetini Efendimizin yoluna, İslam yoluna feda etmiş. En sonunda da Allah-u Teala Hazretleri yolunda 10. sene nübüvvet ve risaletin Allahu Alem 10. senesi canını da Rabbine Mekke'de teslim etmiş. Nerede yatıyor mübarek? Cennetil Muallada yatıyor. Allah şefaatlerine mazhar eylesin. Amin. Ziyaretlerini cümlemize nasip eylesin. Amin. Aynı sene içerisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu vefat eder. Uzatmayalım arkadaşlar. Oğlu Kasım vefat eder. Mekke dönemi oğlu Abdullah vefat eder. Mekke döneminde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'deki bu baskı ve işkencelerden dolayı bu dini mübin İslam'a sahip çıkacak hamiler arar. Taif'e gider. Taif'e. Taif'te de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi eşraf dinlemez. Hatta Taif'in önde gelenleri Efendimiz'i Taif'ten nasıl çıkartır? Taşlayarak çıkartır. Ve neticede Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir atmosferde bütün aşiretlere, bütün kabilelere, ukazlarda, mecennelerde, panayırlarda, haç zamanlarında hangi kabileye gidip kapısını çaldıysa, tabiri caizse
bütün kapılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne kapanır. Bütün davet ettikleri sırt çevirir. Bütün aşiretler ve kabileler korkularından, bir kısmı korkularından dolayı, endişelerinden dolayı, ticaretlerinden dolayı, mallarını, varlıklarını kaybetme endişelerinden dolayı Efendimiz'e sırtlarını çevirirler. Her gittiği kapıdan Efendimiz geriye mahzun döner. Boynu bükük döner, düşünceli döner, dertli döner. Aslında onun derdi nedir? Derdi bir canın dahi cehennemden kurtulmasıdır. Bir canın ebedi cehennemden kurtulup ebedi saadet yurdu olan cennete kavuşmasıdır. Ama bu insanların ekserisi bu derdi anlamaz. Bu davete kulak vermez. Bu davetin sahibine icabet etmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de nübüvvet ve risaletin 12. senesi Recep-i Şerif ayının, şu mübarek Recep-i Şerif ayının 26. günü, gündüz vakti 26. günü yine mübarek Kabe-i Muazzama'da hüzünlü ve düşünceli bir vaziyette. Kimi düşünüyor Peygamberimiz? Kendi canını değil, kendi istikbalini değil, hane-i saadetlerindeki efradu iyalini, çoluk çocuğunu değil, neyi düşünüyor Kabe-i Muazzama'da? Ne olacak bu beşerin hali? Ne olacak bu insanlığın hali? Ne olacak bu inkar edenlerin ukbadaki hali? Bunu düşünüyor Peygamberimiz. Allah'ın dinini düşünüyor. Ona emanet edilen İslam mirasını, din mirasını, din emanetini düşünüyor Peygamberimiz. O gün, gündüz vakti, küfrün ve şirkin 7 tane lideri sanki kendi aralarında anlaşmışlar gibi, Utbe bin Rabia gibi, Şeybe bin Rabia gibi, Velid bin Mughire gibi, Ebu Cehil aleyhimullâne gibi 7 tane şirk ve küfrün lideri yanlarındaki taife ile beraber, yani etraflarındaki adamları ile beraber Efendimiz'e gelirler sallallahu aleyhi ve sellem. Bir tanesini anlatalım, 7'si anlaşılsın. Ebu Cehil gelir der ki, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen peygamber misin der. Resulullah mısın sen, Allah elçisi misin? Efendimiz, naam, evet ben Resulullah'ım, Allah elçisiyim der. Ebu Cehil de der ki, haşa, Allah senden başka gönderecek bir elçi mi bulamadı? Senden başka haşa gönderecek bir elçi mi bulamadı? Elçi dediğin, Allah elçisi dediğin, şu kadar malı olur, şu kadar serveti olur, şu kadar adamları olur, şu kadar aşireti olur. Sayıyor şimdi kafasına göre. Halbuki bu sayılanların hiçbiri sende yok. Yani bende var ama sende yok diyor yani. Malın yok, mülkün yok, aşiretin yok, ordun yok, şuyun yok, buyun yok. Ondan sonra basar kahkahayı etrafındaki adamlarla beraber yürür gider. Yedisi de gelir sanki kendi aralarında anlaşmışlar gibi. Soru bu. Ya Muhammed, sen Allah'ın elçisi misin? Evet der Peygamberimiz. Onlar da arkasından mal derler, cah derler, rütbe derler, makam derler, ordu derler, asker derler, derler derler, arkasından istihza edip kahkahayı basar giderler. 26'yı 27'ye bağlayan şu mübarek Mi'rac-ı Nebevi gecesi. Dertler, kederler alt alta üst üste 12 sene birikmiş. Az değil. En çok sevdikleri Allah yolunda şehit edilmiş. En çok sevdiklerini kendi eliyle, Hatice validemiz gibi sevdiklerini kendi eliyle bu sıkıntılı dönemde Peygamberimiz toprağa koymuş. Çok şeyler kaybedilmiş zahiren dünyada. Çok şeyler feda edilmiş Allah adına. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu vaziyette amcasının kızı Ümmü Hani radıyallahu anha annemizin evine gider. Amca kızının evi Kabe-i Muazzama'da Rükn-i Yemani köşesinin tam çaprazında Aziz kapısına Babül Aziz'e giderken, eskiden belki aranızda ziyaret edenler vardır, Osmanlı ecdadımızın varaklar dediğimiz o kubbelerin altında bir sütun vardı. Üzerinde de yazıyordu. İsra suresinin ayetler yazıyordu. Bir işaret vardı. Tam merdivenlerin başındaki ilk sütundu. Orası Ümmü Hani validemizin eviymiş. Osmanlı ecdadımız da her yere işaret koyduğu gibi oraya da işaret koymuş. Şimdi o evin olduğu yer metaftadır. Metaf neresi? Tavaf alanı. Tavaf alanına katılmıştır. Aklınızda olsun, Yemen köşesinin Aziz kapısına doğru giderken tam çaprazında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Hani validemizin evine gelir. Canı sıkkındır.
Yani mübarek peygamberimizin başı önündedir. Ümmühani validemiz de onun bu durumunu her zamanki gibi anlar. Ona sorar. Amcam oğlu senin canını kim sıktı der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de başından geçeni anlatır. O da kendince teselli etmeye çalışır. Onlar neyin ne olduğunu bilirler. Onların derdi seninle hasımlıktır, canını sıkmaktır, moralini bozmaktır, seni üzmektir dese de Ümmühani validemiz onu teselli edebilir mi? Edemez. Çünkü 12 yılın, 12 senenin bir imtihan birikimi vardır. 12 yılın bir belai musibet imtihanları vardır. 12 seneden beri gelen hüzün vardır, keder vardır. Bir de yaşanan, son dönem yaşanan, kapanan kapılar vardır. Bütün aşiretlerin, bütün liderlerin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzüne kapattıkları kapılar vardır. Efendimiz hiçbir zaman ümidini kaybetmemiştir. Burayı yanlış anlamayın. Ümitlerini zayi etmemiştir. Ama çetin bir imtihandır. Her gittiğiniz kapı eğer yüzünüze kapanıyorsa, o kadar mucizatı enbiyaya şahit olanlar bile hala size sahir diyorsa, sizin anlattıklarınıza ve sizin gösterdiklerinize وَقَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُب۪ينٌ diyorsa, bu apaçık sihirden ibarettir. Resulullah sahirdir, sihirbazdır diyorsa, onun anlattığı ayetlere وَقَالُوا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ diyorsa birileri, ya bırak bunları, geçmişlerin masallarından ibarettir, bunlar geçmişlerin hikayeleridir diyorsa, böyle bir manzara karşısında Ümmühani validemiz de onu teselli edemez, Ebu Bekir Sıddık da teselli edemez, Ömer İbn Hattab da teselli edemez, Ali bin Ebi Talib radıyallahu anhum da daha Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kalbini ve gönlünü teselli edemez. O yüzden o gece mübarek peygamberimiz Ümmühani validemizin evinde yatsı vakti iki rekat namaz kılar. Bu derdiyle, bu mübarek düşünceyle sağ tarafı üzerine yatar, uykuya dalar. Efendimiz bu mübarek Recep-i Şerif'in 27. gecesi. Şimdi Miraç burada başlayacak. Miraç bu andan itibaren başlayacak. İsra bu andan itibaren başlayacak. Efendimiz yatar ama Cibril-i Emin aleyhissalatu vesselam o gece bir emir almıştır. İsrafil aleyhisselam bir emir almıştır. Mikail aleyhisselam bir emir almıştır. Efendimiz aleyhissalatu vesselam daha bu emrin farkında ve idrakında değildir. Daha o evden içeriye melekler gelmemiştir. İlk olarak Cibril-i Emin aleyhissalatu vesselam cennetteki 70 bin buraktan bir burak seçecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürecek olan vasıtayı seçecek. Gelir cennete. Bu kıssa arkadaşlar, bu kıssa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevenler için büyük bir haberdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vasıl olmak isteyenler için büyük bir ibret kıssasıdır. 70 bin burağın içinden bir burak seçilecek. Allahu Azimuşan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek ismi şerifini o 70 bin tane burağa duyurur. O 70 bin burağın içerisinden o bir burak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismini duyup da ona aşık olan burak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İsra'sında Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gece yürüyüşünde onu taşıyacak olan bir burak. Aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yarın Sırat Köprüsü'nden geçirecek olan bir burak. Bu dert düşer içine. Allah bu derdi düşürür içine. 70 bin burağın içerisinden. Gelir Cibril Emin bakar ki 70 binin hepsi bir tarafta, biri bir tarafta. Gelir sorar ona, der ki sen niye bu taraftasın, diğerleriyle beraber değilsin der. O da derdini anlatır. Duyup da ismine aşık olduğu, müştak olduğu Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa'yı anlatır. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın İsra gecesi veya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yarın Sırat Köprüsü'nden geçirecek olan bir burağın varlığını anlatır. Bu dert der, bu dert, bu dert, bu keder çekmiş onu 70 bin burağın içinden bir tarafa. Cibril-i Emin aleyhissalatu vesselam da müjdeler olsun sana der. Madem ki böyle bir derdin var senin, bu gece sen seçildin. Allah-u Teala Hazretleri dertli kulunun derdine derman olandır.
Allah bizim de kalbimize Resulullah derdini bu mübarek gecenin hürmetine ikram eylesin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gerçek anlamda sevenlerin hatırına sevmeyi bize ihsan eylesin. Amin. O Burak'la birlikte Cibril Emin gelirler Efendimiz aleyhissalatu vesselamın istirahat ettiği, uyuduğu Ümmü Hani validemizin evine. O mübarek evin çatısı yarılır, manen yarar Allah. Oradan inen Cibril Emin aleyhissalatu vesselam o mübarek yatağında yatan Kabe-i Muazzama'nın dibindeki Ümmü Hani validemizin evinde yatakta yatan peygamberimizi İsra için kaldırır, Mi'raç için kaldırır. Kalk der ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, bu gece alemlerin Rabbi olan Allah'tan sana davet var. Kainatın sahibinden sana davet var. Seni kimse teselli edemez. Kuluna celal sıfatıyla tecelli ederse Allah nimet tecelli. Celal imtihandır. Çetin imtihanlardır. Çetin sıkıntılardır. Din adına çekilen, Allah adına çekilen çetin sıkıntılardır. Ancak bu sıkıntıların karşılığında bir beşerin başka bir beşeri, Allah dertlisi olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı teselli edebilmesi mümkün değildir. Kulunu ancak bu manzara karşısında Allah eder teselli. Allah'tan başkasının da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı teselli edebilmesi mümkün değil. Ama o gece öyle bir teselli için davet var ki, ondan önce hiçbir peygambere bile böyle bir davet nasip olmamış. Ya Resulallah kalk der. Allah'tan sana davet var. Allah Azze ve Celle bu gece sana nice ayetlerini gösterecek. Bu gece huzuru ilahiyeye davet var. Bu gece kelam-ı ilahiyeye davet var. Bu gece cemal-i ilahiyeye davet var. Nice vakitler istediğin, kelamını duyayım, cemalini göreyim Allah'ım dediğin Rabbinden bu gece sana hususi bir davet var. Bu böyle bir nimettir ki senden önce hiçbir nebiye ve resule nasip olmamış, senden sonra da hiçbir beşere, hiçbir insana şu dünya hayatında asla ve kat'a nasip olmayacak. Cibril Emin aleyhissalatü vesselam yatağından kaldırır ve Efendimiz aleyhissalatü vesselama bu gecenin davetini tebliğ eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalkar kalkmaz abdest alır, iki rekat namaz kılar. Arkasından Cibril Emin aleyhissalatü vesselam sağ eliyle, sağ kanadıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın göğsüne işaret ederek göğsünü göbeğine kadar yarar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbini çıkartır. O kalbi bir tas içindeki zemzem-i şerifle üç kere yıkar. Ve elindeki bir altın tas, Allah onun içini iman ve hikmetle doldurmuş. O tası Efendimiz'in sadrına boşaltır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mirac-ı Nebevi'de birçok beşerin, hatta hiçbir beşerin görmeye takat getiremeyeceği bir takım şeyleri ve bahusus cemalullah'a müşahede hususunda takat getirebilmesi için bu manevi operasyonu Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Mirac öncesi yaptırır. Bu bir manevi ameliyattır. Bizim buna imanımız vardır. Arkadaşlar, bu ameliyatı yapan cerrah Cibril Emin'dir. Aleyhissalatü vesselam. O kalbi oradan çıkartıp da yıkayan, Allah Azze ve Celle izniyle ve müsaadesiyle ilim ve iman ve hikmetle dolduran Cibril'e emindir. Bu bir Miraç hazırlığıdır. Daha sonra eliyle işaret eder, tekrardan o Efendimiz Aleyhissalatü vesselamın yarılan göğsünü eliyle kapatır. Her bir melek, bu sayılan üç büyük meleğin her biri yanında 70 bin melekle karşılar peygamberimizi. Efendimiz çıkar o mübarek haneden. Arkadaşlar, şimdi İsra başlayacaktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o mübarek Burak'a binecektir. Burak'la İsra başlayacaktır. Burada bir hususu daha atlamayayım arkadaşlar. Kitaplarımızda birkaç rivayet geçer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ümmü Hani validemizin evinden kalktığı, ancak bu mübarek operasyonun Hatim denen, Kabe-i Muazzama'nın yarım daire şeklindeki Hatim denen yerde gerçekleştiği ve Mirac'ın buradan başladığı. O yüzden hadis alimlerimizin bir kısmı bu iki rivayeti cem ederek arada böyle bir vuzuh bulmuşlar. Yani Mirac'ın başladığı nokta Ümmü Hani validemizin evidir, kalkış noktası evidir. Ama Mirac'ın ve İsra'nın seferin başladığı nokta ise
Hicri Hatim'dir, Hicri İsmail'dir, yarım daire olan yerdir. Efendimiz gelir, tam Burak'a binecek, Burak sallanır, şerkeşlik eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Burak'a binemez. Burayla alakalı ben merhum, kıymetli adam, rahmetli Said Hocam'dan duyduğum bir nakli, duyduğum bir sohbeti nakletmek istiyorum. Bununla alakalı kitaplarımızda da çok farklı şeyler vardır yani. Burak'ın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sırtına almayışı. Bununla alakalı bir nakil, onun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yarın sırattan da geçirmek adına ondan dua istemesi. Sırattan geçirmek adına. Yani yarın mahşerde de ben şimdi seni gördüm, daha çok müştak oldum, aşık oldum ya Resulallah. Yani benim için Allah'tan istesen de yarın mahşerde sırattan da ben seni geçirsem. Rahmetli merhum kıymetli adam Said Hocam da şöyle anlatırdı. Duyduğumu naklediyorum. Duyduğumu anlatıyorum. Derdi ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Burak'ın bu sözünü duyduğunda, yarın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Sırat Köprüsü'nden bir Burak geçirecek. Peygamberleri Burak taşıyacak. Resulullah Sırat'tan Burak geçirecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyduğunda demiş ki, ben şimdi bu Burak'a binmem demiş. Önce Burak serkeşlik etti, binmedi. Sonra ne diyor Peygamberimiz? Ben binmem. Neden? Duydum ki beni Sırat'tan bir Burak geçirecek. Peki ümmetim ne olacak? Ümmetimi Sırat'tan kim geçirecek? Allah Azze ve Celle bana ikram ettiği gibi, ihsan ettiği gibi ümmetlerimi de Sırat'tan geçirecek bir Burak ikram ederse, bu duamı kabul ederse, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duasını iman edip de salih amel işleyen kullar için Allah kabul etti. Allah onlardan olup Burak'la sıratı geçmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Burak, arkadaşlar, öyle bir mübarek hayvan ki Allah onu eşekten büyük, tarif böyle, katırdan daha küçük, nur gibi parıl parıl parlayan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lisanıyla, diliyle, ben Allah'ın yarattıkları hayvanlar içerisinde bu kadar güzelini, böyle güzelini görmedim diyor Peygamberimiz. Böyle güzel bir yaratılmış bir mahluku görmedim. Allah Azze ve Celle bize de görmeyi nasip eylesin. Amin. Görüp de binebilmeyi nasip eylesin. Amin. Uzaktan bakanlardan değil, sırtından bakanlardan eylesin. Amin. O mübarek Burak'la beraber şimdi İsra başlayacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek seferi başlayacak. Bu mübareğin bineğin bir özelliği var arkadaşlar. Gözünün gördüğü ufuktaki son noktaya taşıdığı sahibini bir anda götürebiliyor. Gözünün gördüğü ufuktaki son noktaya arkadaşlar, yeryüzündeki son teknoloji Allah Azze ve Celle'nin kudretine asla ve kat'a yetişemez. Buradan da bir ders çıkartalım arkadaşlar. Ben kendi nefsime bir ders çıkartayım. Öyle bir Rabbimiz var ki Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu, dilerse 500 yıllık yolu bir anda kat ettirir mi kuluna? O Allah isterse eder mi? Bu dersin içinde de zaten şimdi konuşacağız ve dinleyeceğiz. Öyle bir Burak halketmiş ki, yaratmış ki Allah, öyle bir binek, ufukta gözünün gördüğü son noktaya Allah kulunu onunla ulaştırıyor. Cennet ehlinin de cennetteki vasıtasıdır arkadaşlar. Daha Mercedes aramanıza, başka markalar, Ferrari aramanıza gerek yok. Ondan sonra yani Ferrari arkadaşlar sesini bile duyamaz Burak'ın. O kadar şey kalır, ondan sonra güçsüz kalır. Yani 400 kilometre, 500 kilometreden bahsetmiyoruz. Gözünün gördüğü o noktaya anında ulaştıran bir binekten bahsediyoruz. Şimdi bundan sonraki süreci seri bir şekilde inşallah İsra ve Miraç'ı geçmeye çalışacağım. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İsra'da gördüklerini ben şöyle kısa bir tasnif ettim. Kısa, ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu seyir halindeki uğrak yerlerini hadis-i şeriflerde muhtelif anlatımlar olduğu için belli bir sıralama genel anlamda belli bir sıralama yok. Ben 3 bölüm halinde, 3 sıralama halinde anlatacağım. Siz de Allah rızası için
İyi dinlerseniz, ben de sizden aldığım kuvvetle, bu mübarek gece her zaman gelen bir gece değil, 20 dakika yarım saatte de bitecek bir sohbet değil, ama yine de uzatmadan, çünkü yarınki gün iş günü, uzatmadan kısa kısa dahi olsa can hatlarını, ana hatlarını anlatmaya çalışacağım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burağa binip bu seyir esnasında ilk uğradığı yer etrafı hurmalıklı, etrafı hurma bahçelikli bir araziye getirilir Peygamberimiz. Cibril-i Emin der ki, ya Muhammed in kıl der. Peygamberimiz de iner, iki rekat kılar, daha sonra sorar, ey Cibril kardeşim burası neresi? Der ki, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, burası senin hicret yurdun olan Tayyip eder. Etrafı hurma bahçelikleri, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hicret yurdu olan, yani Medine-i Münevvere. Medine-i Münevvere, Efendimizin hicretinden önce de bu manzara Efendimiz'e hangi gece gösteriliyor? Mirac-ı Nebevi gecesi. Hatta Osmanlı ecdadımızdan Medine-i Münevvere'de Allahu Alem, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın tabii ki kitaba dayanarak bu teşhis ortaya çıkmıştır. Akik Vadisi civarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldığı, Miraç gecesi namaz kıldığı yere bile küçük bir mescit yapmışlar. Allah oralarda da kılmayı nasip eylesin. Amin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan tekrar burağa biner. Cibril-i Emin aleyhissalatü vesselam gelir bir vadiye, bir vadiye. Burada in, iki rekat kıl der. Bir ağacın kenarında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat kılar. Daha sonra sorar, ey Cibril kardeşim burası neresi der. Cibril-i Emin aleyhissalatü vesselam, burası Mukaddes Tuva Vadisi'dir. Allah Azze ve Celle'nin Musa aleyhisselama, Musa aleyhisselam ilk vahyettiği yerdir. اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ Tuva. Tuva Vadisi, Musa aleyhisselama Allah-u Teala Hazretlerinin ilk vahyettiği noktadır. Orada iki rekat kılar. Daha sonra Peygamberimiz burağa biner. Yine Cibril-i Emin aleyhissalatü vesselam bir dağa gelirler. Bir dağ. O dağın olduğu noktada ya Muhammed in kıl der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kılar, sorar burası neresidir der. Burası Allahu Azimuşşan'ın Musa aleyhisselama Tevrat'ın levhalarını verdiği Tur-u Sina dağıdır der. Vettini ve zeytuni ve Tur-u Sinine ve hazel beledil emin. Kur'an-ı Azimuşşan'da da Allah'ımızın yemin ettiği mekanlardan bir tanesidir Tur-u Sina dağı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar Tevrat-ı Şerif'in levhalarını Musa aleyhisselama verildi. Bir de neresi demiştik? Allahu Azimuşşan'ın Musa aleyhisselam ilk vahyettiği yerlerde kılıyor. Peki bu kılması iradi midir? Değildir. İhtiyari midir? Değildir. Yani bu sefer de o noktaları onu kim getirdi? Kim getirdi? Cebrail aleyhisselam getirdi. Yani şöyle anlatırsam daha iyi anlaşılır. Yani ey Cibril kardeşim Tur'a gidelim demedi. Medyen'e gidelim demedi. İn kıl diyor. Kılıyor arkasından soruyor. Kılıyor arkasından soruyor. Şimdi burada küçük bir parantez açmadan geçmeyelim. Bazı zalimler var. Biz mesela Mekke'ye gidiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahyin geldiği Hira'ya çıkıyoruz. Orada iki rekat, en az iki rekat kılıyoruz. O mübarek ayetleri orada yad ediyoruz. Alak suresinin ilk beş ayetinden vahyi ilahiyenin nüzulünü konuşuyoruz. Bundan bahsediyoruz. Efendimizin orada yaşadığı hatıralardan bahsediyoruz. Yani nübüvvet ve risaletin devamında da çıkmış Efendimiz oraya. Sahabeyle de çıkmış oraya. Bundan bahsediyoruz. Bazı zalimler de diyorlar ki buraya çıkmak farz mıdır, vacip midir, sünnet midir, müstahap mıdır? Ondan sonra muhalefet edecek ya, aleyhine konuşacak ya. Biz de o arkadaşlarımıza, kardeşlerimize bu nakilleri anlatıyoruz. Diyoruz ki Musa aleyhisselama Tevrat'ın vahyedildiği yerdir Tur-u Sina. Musa aleyhisselama ilk vahyin geldiği yerdir Mukaddes Tuva Vadisi. Ki orada Mirac-ı Nebevi gecesi Peygamberimiz namaz kılmış mı? Kılmış. Peki bizim namaz kıldığımız yer neresi? Hira mağarası, Cebeli Nur'un fevkinde Allah Azze ve Celle'nin en çok sevdiği peygamberine en büyük kitabı olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın ayetlerini vahyettiği yerdir. Allah tekrar tekrar ziyaret edebilmeyi bize nasip eylesin. Oradan tekrar burağa biner Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bir noktaya gelir. Cibril-i Emin der ki in ya Muhammed kıl. Kıldıktan sonra sorar burası neresidir der.
Burası Beytüllahamdır. İsa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhissalatu Vesselam'ın doğduğu makamdır. Doğduğu yerdir Beytüllaham. Şu an Kudüs topraklarındadır. Ziyaretgâhtır. Allah hürriyet ve emniyet içerisinde ziyaretini bizlere nasip eylesin. Oradan Musa Aleyhisselam'ın kabri başına gelir Peygamberimiz. Orada da iki rekat kılar. Daha sonra kabrinde Musa Aleyhisselam'ı ayakta namaz kılarken görür. Allah bu manzaraya Peygamberimizi şahit eder. Peygamberler haydır, kabirlerinde haydır, diridir, kabirlerinde namaz kılıyorlar. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada Musa Aleyhisselam'ın secdesine ve secdede yaptığı duasına şahit olur. Secdedeki Allah Azze ve Celle'ye nazlı nazlı yaptığı duasına şahit olur. Ekremtehu faddaltehu diye, ya Rabbi sen onu benden daha keremli kıldın, sen onu benden daha üstün ve faziletli kıldın diye bir duaya şahit olur. Sorar Cibril kardeşim, kimden bahsediyor Musa kardeşim? Senden bahsediyor der. Sen onu benden keremli kıldın, sen onu benden eftal ve faziletli kıldın. Ben istedim göstermedin, sen davet ettin, bu gece cemalini göstereceksin der. Ben istedim göstermedin, sen bu gece onu davet ettin. Tabii ki burada Musa Aleyhisselam ve kâne indellâhi vecîhâ, Allah'ın ne kulu? Nasıl bir kulu? Seçtiği kulu, nazlı kulu, Allah-u Teala Hazretleri'nin aracısız kelam ettiği kulu. Bu naz makamıdır. Siz benzerini yapmayın, o caz makamı olur. Başınıza belayı alırsınız. Siz zaten yapmazsınız ondan sonra. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabii ki buralarda çok hikmetler var. Bize de çok hikmetler, çok dersler var. Musa Aleyhisselam Allah'ın nazlı kuludur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada aynı zamanda peygamberlerin kabirlerindeki namazına da ne tutulmuştur? Alemi berzahtaki namazına şahit tutulmuştur. Oradan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buraya biner. İbrahim Aleyhisselam'ın El Halil'deki makamını, kabrini ve kendini orada ziyaret eder. Arkasından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'ya giden o sefer ve yolculuk esnasında bir kabrin başına gelir. Getirilir daha doğrusu. Bir kabrin başına semadan arza böyle oluk oluk nur, kabir nur, etrafı nur. Şimdi bu anlatılanlar buraya kadar hep peygamber makamları, peygamber kabirleri, vahiylerin geldiği yerler. Dolayısıyla bu kabirde kimin kabri olması lazım? İlla ki bir peygamberin, bir nebinin, bir rasulün kabri olması lazım gibi geliyor aklımıza. Halbuki Cibril Emin Aleyhisselatü Vesselam'a sormuş peygamberimiz, bu semadan arza nurların yağdığı, etrafı her tarafı nur, mis gibi kokuyor. Burası kimin makamıdır, kabridir? Cibril Emin de anlatır. Der ki, bu kabir Firavun zamanında yaşamış. Firavun zamanında, onun sarayında yaşamış. Maşite validemizin, Maşite isminde bir hanımın, onun kocasının, Firavun'un hazinedarı olan kocasının ve yine onlarla birlikte şehit edilen evlatlarının kabridir. Şimdi burayı iyi dinle. Musa Aleyhisselam'ın ümmetinden Firavun'un sarayında yaşıyor. Maşite annemiz Firavun'un kızının hizmetçisiymiş. Kocası hazinedarmış. Kocası. Bu mübareke annemiz kocasıyla beraber iman ediyor. Ancak zalim Firavun'dan sebep inancını da ibadetlerini de gizlemek zorunda kalıyor. Saklamak zorunda kalıyor. Aynı Kur'an-ı Azimuşşan'da anlatılan mümin gibi. Bir müddet imanını, İslam'ını, inancını ve İslami hayatını gizlemek zorunda kalıyor. Bir gün hamamda Firavun'un kızının saçını tararken elinden tarağını düşürür. Tarağı da yerden alırken gayri ihtiyar besmele çeker. Bismillahirrahmanirrahim der. İşte hikaye buradan başlar. Firavun'un kız da döner. Der ki senin benim babamdan başka bir ilahın mı var? Bir mabudun mu var? Deyince annemiz dayanamaz. Önce kızına tebliğ eder. Der ki tabii ki kızım, gökleri ve yerleri yaratan, hatta kul babanı, aciz babanı, önünden arkasından abdest yapan babanı da yaratan bir Allah var der. Ancak kız gider babasına Firavun'a, bu annemizi ispiyon eder. Önce işkencelerle
onu mürted yapabilmek için elinden gelen gayreti sarf eder, mürted yapabilmek için, dininden, imanından çevirebilmek için her türlü işkenceye maruz bırakır, saçından tavana astırır, kırbaçlatır, ellerini ayaklarını çiviletir, tırnaklarını çektirir. Bir hanım bacıdan bahsediyoruz arkadaşlar, bir anneden bahsediyoruz. İmandan sebep tırnakları sökülen bir mümine bacıdan bahsediyoruz. İmandan sebep elleri ayakları çivilenen, vücudu kırbaçlarla paramparça edilen bir hanım annemizden bahsediyoruz. Maşite annemiz. Ve bu işkenceler karşısında La ilahe illallah, Musa Kelimullah demekten asla ve kat'a bir an bile tereddüt etmez. Ancak Firavun bunu kendine yediremez. Bunu kendine yediremez. Hele ki bir sarayında ona göre onun kulu mesabesinde olan bir kimse nasıl olur da ona iman noktasında, İslam noktasında direnç sergiler? Nasıl onu sarayında rezil eder? İmanı yüzüne karşı, İslam'ı yüzüne karşı haykırır ama Firavun'un elinden hiçbir şey gelmez. 5 yaşında Allahu Alem çocuğunu getirir annenin gözü önüne, bıçağı dayar boynuna, evet der, mürtet ol kurtul, sen de kurtul, evladın da kurtulsun der. Annemiz yine La ilahe illallah Musa Kelimullah der, gözünün önünde evladının gırtlağını keser, hatta yüzüne, ağzına, bütün vücuduna, annenin bütün vücuduna evladın kanını sürer. Bu zalim böyle yapar. Arkasından, bak masal anlatmıyorum, Übey ibn-i Ka'b da anlatıyor farklı bir rivayette, İbn Abbas radıyallahu anhuma da anlatıyor farklı rivayette, hatta tefsirlerimizde birçok şekliyle de anlatılmış bu hadise. Ehl-i sünnet alimlerinin tefsirlerinde birçok şekliyle de anlatılmış. O yüzden masal hikaye anlatmıyorum. Asıl ve hakikat anlatıyorum. Firavun çocuğu şehit ettikten sonra o 6 aylık veya 5 aylık kundaktaki bebeğe getirir. Bebeğini getirir. Ola ki bu bebekten sebep belki mürtet olur. Der ki mürtet ol, dininden dön. Bu çocuk da kurtulsun, sen de kurtul. Bu çocuk da kurtulsun, sen de kurtul. O mübareke annemiz bir an tereddüt eder. Dilimle döneyim, kalbimle dönmeyeyim, evladımı kurtarayım der. Orada evlat çığlıklar içerisinde aç susuz ağlar. Ancak ne vakit belki diline kalbinden geçirdiğini o an dökecek, Allahu Teala Hazretleri o çocuğu kundakta konuşturur. Anacığım sabret, sakın imandan, İslam'dan dönme. Allahu Teala Hazretleri'nin seni de beni de müjdelediği cennet var der. Sakın irtidad etme, mürtet olma. Sakın dininden dönme, dinini satma der. O çocuğu da şehit eder. Daha sonra yaktığı kazanda erittiği bakırla o mübarek annemizi yakarak, kocasını da yakarak şehit eder. Ve netice itibariyle bu mübarek ailenin, bu mübarek ailenin kabrini rahmeten lil alemin Ahmedi Mahmudu Muhammed Mustafa'ya Allah Mirac-ı Nebevi gecesi peygamberlerin makamlarını ziyaret ettirdiği gibi ziyaret ettirmiş. Şehadet büyük nimettir. Şehadet öyle büyük bir nimettir ki hele böyle zulmen şehit. Şimdi ben bu hadiseyi okuduğumda ve size naklettiğimde kalbimden ve aklımdan geçeni söyleyeyim. Kalbimden ve aklımdan geçeni. Ben inanıyorum ki bugün Myanmar'da ve Arakan'da belki çok manzaralar görmüşsünüzdür. Aranızda şahit olanlar vardır. Çok fotoğraflar görenler vardır. Hele bir fotoğraf var ki mesela zihnimden hiç çıkmıyor. Yani hatırladığım zaman çıkmıyor. Bir anne var, sırt üstü yatırılmış, şehit edilmiş. Şehit anne. Çocuğu da göğsünde hala annesinden emme mücadelesi veriyor. Mesela bu manzara hakikaten benim unutamadığım, hatırladıkça yani hafızamı kurcalayan, bu ümmeti Muhammed'in de Muhammedi olan La ilahe illallah Musa Kelimullah dedi ya, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen maşiteleri de vardır. O maşitelerin evladı gibi evlatlarını Allah ve Resul davasına kurban edenler vardır. Biz inanıyoruz ki onları da alemi berzahta ziyaret eden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemleri vardır. Allahu Teala Hazretleri bize de son nefesimizde izzetli bir şehadet nasip eylesin. Amin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Burak'a biner, Aksa'ya doğru, Kudüs'e doğru sefer devam ederken buyurur ki sağ tarafımdan bir ses işittim. Dedi ya Muhammed bak bana. Ben o tarafa bakmadım diyor. Sonra sol tarafımdan bir ses işittim.
Ya Muhammed bak bana diyor, ikisine de teveccüh etmedim diyor. Cebrail aleyhisselam buyurdu ki sağından seni davet eden Yahudilerin davetçisiydi. Eğer ona dönecek olsaydın senin ümmetin de Yahudiyete temayül edecekti. Yahudilere dönecekti. Eğer sol tarafından davet eden davetçiye meyletseydin o da Hristiyanların davetçisiydi. Sen ki onların tarafına bile bakmadın, Allah Azze ve Celle senin ümmetini Yahudilikten de Nasranilikten de koruyacak. Yahudi de olmayacak bu ümmet, Nasrani de olmayacak bu ümmet. Tamam belki bir fetret yaşıyoruz. Bir fetret yaşıyoruz. Belki kısmen dahi olsa yani Avrupa'ya meylettirilmiş, Batı'ya meylettirilmiş hayat yaşıyoruz. Yaşayan gençlerimiz var. Yaşayan Ahmetlerimiz, Mehmetlerimiz, Ayşelerimiz, Fatmalarımız var. Ama bizim de yeniden o gençliğin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna kamilen döneceklerine karşı ümitlerimiz var. Allah bu ümidi bize kaybettirmesin. Onlar günahkardır. Hatalıdır, kusurludur ama Yahudi değillerdir. Hristiyan değillerdir. Eğer bir Çanakkale daha yaşatırsa Batı o zaman görür. O gençliğin durumunu, İslam ümmetinin gençliğinin durumunu bir Çanakkale daha yaşatırsa ki yaşatsın demiyorum Allah. Bir daha öyle bir manzara yaşayalım demiyorum. Ama öyle bir manzara yaşanırsa bir daha bu ülkede o zaman Taksim'dekinin de, Maksim'dekinin de, kahvedekinin de, meyhanedekinin de, affedersin umumhanedekinin de özünde var olanı, hakikatte var olanı o vakit görürler. Allah o günden önce de onları aslına rücu ettirsin. Amin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsra'da gördüm ki bir kadın kollarını bacaklarını sıvamış. Bütün bedeni ziynetlerle kaplanmış. Altınlarla kaplanmış. Yakutlarla, zebercetlerle, takılarla kaplanmış. Onun da tarafına bakmadım diyor Peygamberimiz. Dedim ey Cibril kardeşim bu nedir? O buyurdu ki dünyadır. O dünyadır. Ziynetlerle donatılmış, süslendirilmiş, bize güzel gözüken, güzel gösterilen dünyadır. Efendimiz ona meyletmemiş. Ümmetlerini de ona meyletmekten Allah korusun muhafaza eylesin. Onun peşinden gidip de Allah'ı terk etmekten korusun muhafaza eylesin. Yine Efendimiz bu mübarek seferinde, İsra seferinde bir kadın gördüm, koca karı bir kadın gördüm. O da neyin temsiliymiş? Dünyanın geriye kalan ömrünün temsiliymiş. Biz de ahir zaman ümmetiyiz. Efendimizle aramızda 1400 sene var. Demek ki dünyanın canının çıkmasına ne kaldı? Az kaldı. Dünyanın kıyamete inkılap etmesine, o güne dönmesine az kaldı. Biz ahir zaman ümmetiyiz. Zaten ölenin kıyameti kopmuş mudur? Hiç şüphesiz kopmuştur. Allah-u Teala Hazretleri o kıyametin büyük manzarasından önce yeryüzünde yeniden İslam'ın nurunu parlatacak ya. Ehlullah'ın da bir sözü var. Mehdi Aleyh Rıdvan'dan önce yaşadığımız şu topraklarda yeniden İslam nuru, Kur'an nuru, İslam'ın izzeti ve heybeti yeniden bir ayağa kalkacak. Biz Allah dostlarının sözüne inanıyoruz. Ona iman ettik. Allah-u Teala Hazretleri o günü bizim için çabuklaştırsın. Amin. O günü en garip zamanda görebilmeyi bize nasip eylesin. Amin. Şimdi yine bu mübarek İsra'dan seri gideceğim arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir takım insanlar gördüm diyor. Odun demetlerini küfelerine sırtlamışlar. Hala o odun demetini sırtladıkları ve taşımaktan da aciz kaldıkları küfenin üstüne daha hala yük almaya çalışıyorlar. Hala sırtları doluyken bile üzerlerine yük almaya çalışıyorlar. Bunlar emanet alıp da taşıyamayanlardır arkadaşlar. Allah-u Teala Hazretleri taşıyamayacağımız emanetleri yüklenmekten bizi korusun muhafaza eylesin. Taşıyamadığımız ve taşıyamayacağımız işlerin altına omuz sokmaktan korusun muhafaza eylesin. Her işte Allah gücümüz nispetince yapabileceklerimizi, ortaya koyabileceklerimizi, başarabileceklerimizi, becerebileceklerimizi bize ihsan eylesin. Daha büyüklerini takdir ettiyse onu taşıyabilecek güç kuvvet bize nasip eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gece dilleri ve dudakları ateşten kesilen, ateşten makaslarla kesilen bir takım kimseler gördüm diyor. Dilleri ve dudakları ateşten makaslarla. Sordum ey Cibril kardeşim bunlar kimlerdir?
Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar senin ümmetinin hocalarıdır, hatipleridir. Şimdi buraya dikkat. Önce bunu kürsüden okuyan hoca efendi dikkat. Bunlar öyle hatiplerdir, öyle alimlerdir, öyle hocalardır. Emrettiklerini yapmadılar. Nehyettiklerinden kaçmadılar diyor. Allah-u Teala Hazretleri Celle Celaluhu dudaklarımızdan çıkan, iki dudağı aramızdan çıkan ayetlerle de hadislerle de hakkıyla ve ihlasla amil olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Nehilerinden de hakkıyla sakınabilmeyi nasip eylesin. Amin. Yarın dudakları ateşten makaslarla kesilenlerden olmaktan cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Amin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bu mübarek gecede kan ırmağında yüzen, kan ırmağında yüzen ve küçük küçük şöyle taş parçacıkları, kaya parçacıklarını ağızlarından içeri alıp o mübarek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o taşları yemeye ve yutmaya çalışırken ağızları, dişleri, dudakları paramparça edilen bir taifeden bahsediyor. Allah'ın gösterdiğini anlatıyor Peygamberimiz. Sordum ey Cibril kardeşim, bunlar kimlerdir? Bu berzah manzarası. Bunlar senin ümmetinden faiz yiyenlerdir. Arkadaşlar öyle bir dönemdeyiz ki şu an. Şu andan bahsediyorum. Öyle bir dönem yaşıyoruz ki 5 vakit alnı secdeye gelen Müslümanların bile maalesef orantısını Allah bilir. Ama belki azımsanmayacak kadarı bu belaya düşmüştür. Allah bu beladan tez vakitte ümmetin önce uyanık geçinenlerini kurtarsın. Daha sonra da Allah-u Teala Hazretleri uyuyanlarını da Allah uyandırsın. Bu faiz belası, kredi belası, alması da vermesi de arkadaşlar, alanın da durumu, verenin de durumu birbirinden aslında çok farklı değil. Faiz alan da veren de Allah ve Resulüne harbi ilan etmiştir. Faiz alan da veren de Allah ve Resulüne harbi ilan etmiştir. Sakın ha şartlar demeyin. Eğer böyle bir mazarrata, böyle bir kabahate düştüyseniz bile amelde kusurunuz olsun. İtikadi kusurlara düşüp de imanlarınızı kaybetmeyin. Minareyi çalıp da kılıf uydurmayın. Yaşadığınız hayatın şartlarını bahane edip de kendinizden fetvalar uydurmayın. En azından deyin ki Allah'ım affet. Allah'ım beni bu mazarrattan kurtar. Bu beladan kurtar. Bu belaya bir daha düşürme. Bu haramdır Allah'ım. Sen bunu kitabında yasak ettin Allah'ım. Bunun vebali büyüktür Allah'ım de. Minareyi çalıp da kılıf uyduranlardan olup da imanı kaybetme. Sakın şartlar deme. Sakın yaşadığımız ülke ve ülke iktisadi ve ekonomisi deme. Yaşadığımız ülkenin ticareti deme. Ticaret hukuku deme. Sakın deme. Çünkü bu hukuk Allah'ın haram ettiği şeyi helal edebilir mi? Asla edemez. Allah'ın haram ettiği şeyi, Allah'ın haram dediği bir şeyi şartlar, zaman ve mekan helal edemez arkadaşım. O yüzden amelde bir kusura düştüysen bile itikadını zayi etme. Allah düşenleri de kurtarsın. Bizi de düşmekten korusun, muhafaza eylesin. Bir takım insanlar gördüm diyor Peygamberimiz. Allah onlara kurşundan tırnaklar takmış. Kurşundan tırnaklar. Yüzlerini ve bedenlerini ve vücutlarını o kurşundan tırnaklarla paramparça ediyorlar. Düşünün ki arkadaşım, yani yüzüne diyelim ki şöyle bir tırnağın değse ne kadar canın yanıyor. Yüz hassas bölgedir. Göz hassas bölgedir. Adam kurşundan tırnaklarla yüzünü ve vücudunu paramparça ediyor. Bu neyin temsiliymiş? Neyin temsili? Bunlar senin ümmetinden gıybet edenlerin halidir diyor. Allah Celle Celaluhu, bu gıybet arkadaşlar sanki dilin normali olmuş. Sanki haşa ümmete mubah olmuş. Haşa ümmete meşru olmuş. Halbuki Hucurat suresinde Allah neye benzetiyor? Ölmüş olan Müslüman kardeşinin etini yemeye benzetiyor. Hatta ne diyor bize? Bu işten tiksindiniz, iğrendiniz değil mi diyor. Maalesef arkadaşlar biz o eti yiyoruz, tiksinmiyoruz, iğrenmiyoruz. O eti yiyoruz, Allah'a da sığınmıyoruz. Allah-u Teala Hazretleri bu manzarayı yaşamadan, yarın kabirde ve mahşerde bu rezillikleri yaşamadan, bu rezillikten dönmeyi Allah bize nasip eylesin. Amin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bu mübarek gecede tertemiz tabaklar, tertemiz etler. Bir tarafta pis tabaklar, laşeler.
O tertemiz etler dururken bir takımları o pis tabaklarda leşleri yiyor. Sordum ey Cibril kardeşim, bunlar kimlerin halidir? Bunlar senin ümmetinden, evde tertemiz aileleri durduğu halde, helal olan, Allah'ın onlara helal kıldığı aileleri ve eşleri durduğu halde haram olan zinaya gidenlerdir. Allah bu pisliği yiyenlere de hidayet nasip eylesin. Bu mübarek gecede böyle bir mazarrata düşen varsa da nasuh tövbeyle kendisine dönmeyi ihsan eylesin. Zina imanın nurunu da götürür. Zina öyle bir mazarrattır ki onda ısrar belki imanı da son nefeste götürür arkadaşlar. Zina kebairattandır. Yarın mahşerde de öyle bir rezilliktir ki zina, amel dosyanısını Resulullah'ın huzurunda okuyabiliyorsan, bunları yazdırıp da Resulullah'ın huzurunda, Rabbinin huzurunda okuyabiliyorsan, bunları amel defterinde bırak ve yazdır ve bunu yapmaya devam et. Bunlar okunmaz. Bu öyle büyük rezillik ki, bırak dünyadayken anam bilse rezil olurum, babam bilse rezil olurum, karım bilse rezil olurum diyorsan, yarın bunların hepsi nerede çıkacak? Mahkemeyi Kübra'da çıkacak. Allah-u Teala Hazretleri oraya kebair günah bırakmasın amel defterlerimizi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir takım insanlar gördüm bu mübarek gecede. Melekler ellerini almış koca koca kayaları, onları yatırmışlar sırt üstü. Melek kayayı adamın başına bırakıyor. Vuruyor adamın başına. Adamın başı paramparça. Şimdi bu adamın çektiği ızdırabı Allah rızası için bir düşün. Yani eline bir çekiş darbesi gelse feryat ediyorsun. İnsanız, beşeriz yani. Bunlara dayanmaktan, güç yetirmekten aciziz. Bir de düşün ki adamın kafasını melek koca kayayla paramparça ediyor. Şimdi o kayayı alıp gelinceye kadar ölse sorun değil. Öldü gitti bir kere. Tek vuruş gitti. O melek o kayayı alıp gelinceye kadar o başı Allah yeniden halk edip yaratıyor. Sanki o parçalanmamış gibi. Her seferinde aynı acıyı, her seferinde aynı ızdırabı yaşatıyor Allah o kuluna. Sordum ey Cibril kardeşim, bunlar kimlerdir? Bunlar senin ümmetinden, bahusus Allah'ın farz kıldığı beş vakit namazdan başları ağırlanan kimselerdir diyor. Başları bahusus Allah'ın emrettiği beş vakit namazdan başları ağırlanan kimselerdir. Kardeşlerim, Mirac'ın Nebevi gecesi aynı zamanda beş vakit namazın bize hediye edildiği gecedir. Beş vakit namazın Allah-u Azimuşşan tarafından Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bize hibe edildiği, bize hediye edildiği gecedir. Şu gece eğer bu işte bir eksiğimiz, noksanımız varsa arkadaşlar, yeniden Allah'a bu gece dönmek için söz verelim. Beş vakit namazı bir daha terk etmemek adına kılacağımıza dair yeniden Allah'ımıza dönelim, söz verelim. Allah-u Teala Hazretleri bize de, sevdiklerimize de, zürriyetlerimizden ve nesillerimizden gelenlere de Efendimizin bu en son anlattığı manzarayı alemi berzahta dahi olsa yaşatmasın. Amin. Hele ki mahşerde namazsızlığın sıkıntılarını, Mahkeme-i Kübra'da namazsızlığın sıkıntılarını Allah-u Teala Hazretleri bize de nesillerimize de Allah yaşatmasın. Amin. Geçen cumartesi de konumuzdu. Namazsızlık belki imansızlığa bile ne olabilir arkadaşlar? Köprü olabilir. Namazsızlık arkadaşlar, imandan sonra İslam ümmetinin şah damarı, hayat damarı, en ehemmiyetli meselesi beş vakit namazdır. Olmazsa olmazıdır İslam'ın. Olmazsa olmazıdır. İnnel insane le yetgâ er râhü steğnâ inne ilâ rabbiker rucu'a. Allah için iyi dinle kardeşim. Bir Müslüman azar Allah'a karşı namaz kılmaz. Bir Müslüman Allah'a karşı azgınlık eder. Allah'a karşı isyankarlık eder. Allah'a karşı onun haram kıldığını irtikab eder. Haramlara, günahlara batar, namazı kılmaz. Allah'a kulluk yapmaz. Azdıkça azar. Neden? Er-ra'ahüsteğna. İnsan Allah'a karşı kendisini müstani görmeye başlar. İhtiyaçsız görmeye başlar.
Haşa benim Allah'a ihtiyacım yok demeye başlar. Çalışıyorum, kazanıyorum. Kendi elimin emeğiyle kazanıyorum. Sabahtan akşama kadar canım çıkıyor. Rızkımı ben kazanıyorum. Parayı ben kazanıyorum. Ben kazandım, ben yaptım, ben ettim. Ben. Öyle bir noktaya getirir ki insan kendini. Allah'a karşı kendisini ne zannetmeye başlar? Müstağni, ihtiyaçsız görmeye başlar. Allah'a muhtaç olmadığına kani olan bir adam niye Allah'a secde etsin? Allah'a muhtaç olmadığına kani olan bir adam niye camiye gitsin? Niye namaz kılsın? Ya hoca efendi, olur mu öyle şey? Ben her şeyimle Allah'a muhtacım diyorum. Peki mübarek adam, sen her şeyinle Allah'a muhtaç olduğuna yakinen inanan bir insan olsan, sabahleyin 6:30-7'de evinden çıkıyorsun, muhtaç olduğun için çalıştığın iş yerine koşa koşa gidiyorsun. Hadi gitme, kızarlar. Hadi gitme, kovarlar. Hadi gitme, maaştan keserler. Bak, bunların hepsine kafan çalışıyor, değil mi? Oraya muhtaç olduğunu hissettiğin için koşa koşa gidiyorsun. Peki günde 5 vakit nefesini alıp verdiğin nefesi sana kim veriyordu? Allah veriyor, değil mi? Yediğini içtiğini kim veriyor? Allah veriyor. Gökten yağdıran kim? Allah. Yerden bitiren kim? Allah. Peki sana maaş veren, iş veren kadar ona muhtaç olduğunu hissetsen, o günde 5 vakit ezanla seni çağırdığında gider misin, gitmez misin? He? Şimdi adam maaştan kesiyor, gidiyorsun. İhtar, gidiyorsun. İşten çıkarma tehlikesi var, gidiyorsun. Çalıştığım iş yerinde 3 lira 5 lira iyi maaş alıyorum. Şartlarım iyi, durumum iyi, aman pozisyonumu kaybetmeyeyim. Gidiyorsun. Koşa koşa. Peki aldığın ve verdiğin nefesin sahibi Allah. Böyle inanıyorsun. Bir nefesimi kesse maaş da gitti, dünya da gitti, her şey gitti. Değil mi? Maaşın da bir faydası olmaz. Yakinen Allah'a muhtaç olduğuna inanmış olsa bir insan, yakinen bir vakit namazını terk eder mi? Yakinen Allah'a muhtaç olduğuna iman etmiş olan sahabe toplumu bir vakit namazı terk etti mi? Harpte bile terk etmiş mi? Kolu bacağı kopsa bile terk etmiş mi? Uhud Savaşı'nda kolları bacakları koptuğu halde Efendimizin arkasına öğlen namazını kılmışlar mı? Hatta bir gün sonra pazar günü Efendimizle beraber o aslanlar 630 kişi kolu kopmuş, bacağı yok, 60 küsür yerinden darbe almış, pazar günü Resulullah'la beraber Kureyş'in peşine düşüyorlar. Pazar günü. Cumartesi olduğu savaş. Pazar günü. Çünkü neden? Onlar öyle bir yakini imana sahipler ki o mübarek insanlar, Allah mı dedi? Sadakallahu lazim. Resulullah mı dedi? Sadaka Resulullah. Allah mı dedi? Semi'na ve ata'na. İşittim, itaat ettim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek gecede bir takım insanlar gördüm diyor. Azap edilmekten vücutları ve simaları simsiyah edilmiş. Kömür karası gibi. Akça pakça adam olmuş kapkara. Yine azap edilmekten alt dudakları sarkıtılmış. Dişler çıkmış. Azap edilmekten üst dudakları alın çatılarına kadar çekilmiş. Devamlı ağızlarından kan ve irin kusuyorlar. Bir takım melekler gördüm. Ellerinde ateşten kadehler. Onların kustuklarını orada topluyorlar. Ateşten kadehlerde topluyorlar. O kusan adama kızdırılmış olan kadehlerden yeniden içiriyorlar. Dedim ey Cibril kardeşim, bunlar kimlerdir? Bunlar senin ümmetinden şarap içen, hamrı içen, Allah'ın yasak kıldığı Maide suresinde asla ve kat'a bu işe yanaşmamamız adına yasak kıldığı hamrı, şarabı içenlerdir. Burada çok küçük bir izahat gerek. Kur'an-ı Azimuşşan'da ya eyyühellezine amenu innemel hamru. Muhakkak ey iman etmiş olan kullar, size yasak edilen şey nedir diyor Allah? El hamru. Hımar arkadaşlar, Arapçada el hamru başı örten, baş örtüsü. El hamru aklı örten, aklı zayi eden demek. Aklı örten, aklı zayi eden. Buradaki murat yalnız üzümden yapılan şarap değil. Üzümden yapılan şarap değil. Bu rakı olur, sulu olur, kuru olur, duru olur, ağız yolu olur, damar yolu olur, makat yolu olur. Aklı zayi eden, aklı gideren, aklı zayi eden, aklı gideren küllü müskirin haramun. Her serhoşluk veren şey nedir? Her serhoşluk veren şey haramdır. Efendimiz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, bu ümmet içerisinde haramlığına helal diye itikad edilecek ilk şey hamırdır buyurmuş. İçki. Ümmet ona adından başka isimler takacak buyurmuş. 1400 sene önce ümmet ona
adından başka isimler takacak. Yani şarabı olmayacak, vodka olacak. Vodka olmayacak, viski olacak. Viski olmayacak, rakı olacak. Rakı olmayacak, kubar olacak, esrar olacak, eroin olacak, kokain olacak, bonzai olacak, hap olacak. Netice itibariyle aklı zayi eden, aklı giderenin kurusu da haramdır. Durusu da haramdır. Azı da haramdır, çoğu da haramdır. Ottur, günahı çoktur. Anlaşıldı mı? Hani adam diyor ya, ottur, günahı yoktur. Aklı zayi ediyorsa, aklı gideriyorsa, ottur, el hamur. Aklı zayi ediyorsa günahı çoktur. Bu mübarek gecede, bu mübarek gecede bembeyaz adamı yaptılar kapkara. Oldu mu? Ağzından çıkan ateşten kadehlerle kızdırılıp yeniden o adama içirildi mi? İçirildi. Bu manzaraların daha ne manzaralarını anlatıyor Efendimiz? Yarın mahşerde. O yüzden Allah-u Teala Hazretleri içen karındaşlarımızı şu mübarek gecenin hatırına İkrahlık nasip eylesin. Amin. Kurtuluş nasip eylesin. Amin. Kurtulanlara da bir daha geriye dönmekten ve düşmekten Allah korusun, muhafaza eylesin. Amin. Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, bu mübarek gecede cehennemde otlayan bir takım kimseler gördüm. Sordum, ey Cibril kardeşim, bunlar kimlerdir? Bunlar senin ümmetinden zekat vermeyenlerdir. Namazla zekat zaten neydi? İkisi bir kardeşti. Allah-u Teala Hazretleri ikisini birbirinden ayırmasın bizim için. Amin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'nın havline yaklaşır. Mescid-i Aksa'ya yaklaşır. Allah-u Teala Hazretleri Burak'ın üzerinde Mescid-i Aksa'ya yaklaştığında cennetin kokusunu duydurur peygamberimize. Cennetin amirinin ve cennetin seslerini işittirir peygamberimize. Atini ma vaadteni diye cennet diyormuş ki, ya Rabbi, bana vaat ettiğin kullarını gönder diyormuş. Aynı zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehennemin de kokularını duyar bu seyir esnasında ve aynı zamanda cehennemde ne diyormuş? Cennetin söylediğinin aynısını söylüyormuş. Atini ma vaadteni, ya Rabbi, bana da vaat ettiklerini gönder diyormuş. Allah-u Teala Hazretleri Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu cenneti vaat ettiği kulları, başta iman edip salih amel işleyenler, cenneti vaat ettiği kulları, cennetle vaat edildiği kulları, bunlar Allah imanı da doğru, ameli salih de ihlasla doğru becerip cennete vaat edilen kulların arasına dahil eylesin. Amin. Ve cehenneme vaat olunanlardan olmaktan bizi korusun, muhafaza eylesin. Amin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kudüs-ü Şerif'e gelir, Mescid-i Aksa'ya Yemen kapısından girer. Cibril Emin aleyhissalatu vesselam o duvara eliyle bir halka yapar. Burak Mescid-i Aksa'nın, Burak duvarı var hala orada. Belki gidenler vardır aranızda. O Burak duvarına bağlanır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yemen kapısından içeri giriş yapar. Arkadaşlar, hep duymuşsunuzdur ama tekrarında fayda var. Burak cennet hayvanlarından ve bineklerinden bir binektir. Dünya bineği değildir. Deve gibi kaçmaz ondan sonra. Öyle olmasına rağmen o duvara bağlanmasının, oraya halka yapılmasının en büyük hikmet ve sebebi. Bu bir ayet. Allah-u Teala Hazretleri'ni görmek isteyenlere yeryüzünde o vakit gösterdiği bir ayettir. Aynı zamanda Mescid-i Aksa'nın o gece kapanmayan kapısı da bir ayettir. Allah bu ayeti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinden takriben 6 sene sonra Ebu Sufyan'a ve yanındakilere Kudüs'te göstermiş bu ayeti. Aynı zamanda bu ayeti Rum kralına, Rum kayserine ve onunla birlikte oradaki bütün din alimlerine göstermiş. Hatta bu ayetleri görüp de Kudüs'ün baş metropolü iman ediyor. Mescid-i Aksa'da şehit ediliyor. Bu ayetleri alt alta üst üste gören Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davet mektubunu Kayser'in istişare ettiği alim o alim imanından dönmez ve Mescid-i Aksa'da şehit edilir. Kudüs'ün baş metropolü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Burak'ın
bağlandığı o halka, o duvar, yıllar sonra dedik ya, Efendimizin hicretinden 6 sene sonra. Davet mektubu gider Heraklius'a, Efendimizin, Dıhyetül Kelbi radıyallahu anh, davet mektubunu getirir. Lisanen de tebliğ eder, mektupla da tebliğ eder. Tabi o ara Kayser Efendimiz'i araştırmaya başlar. Sonra der ki uzatmayayım, Şam pazarında Kureyşli Mekkeli bulursanız getirin, onlara soralım bunu. Neyse, Kayser'in askerleri giderler, Ebu Sufyan ve yanındakileri ticaret için gelmişler, yakalarlar, saraya getirirler. Onlara birçok soru sorar. Heraklius birçok soru sorar. Ebu Sufyan da o vakit karşı safta. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı sorulan sorulara cevap verir. Ancak mesela soru sorar, ona zenginler mi tabi oluyor, fakirler mi tabi oluyor? Ebu Sufyan da der ki hep garip gureba ayak takımı. Bunu da yani gönül rahatlığıyla söyler. Niye? Yani ona iman eden senin etrafındaki gibi böyle zengin ağapaşa eşraf yok. Hep ayak takımı, fakirler, garipler, gurabalar iman ediyor diyeyim de, doğrusu da bu aslında çoğunluk. Hani o küçümsesin onu. Şimdi soruyu soruyor, cevabı alıyor. Heraklius diyor ki zaten enbiyanın, peygamberlerin çoğuna kimler tabi olmuş diyor. Garipler tabi olmuş, gureba tabi olmuş. Buna benzer çok soru soruyor. Bir tane daha soru soruyor. Diyor ki hiç yalanına şahit oldunuz mu? Şimdi bütün peygamberlerin ortak özelliklerinden bir tanesi nedir? Sıdk, doğruluk. Değil mi? Yalanına şahit oldunuz mu? Ondan sonra Ebu Sufyan da kendi içimden bir yalan uydursam, söylesem ama arkamda benim gibi onu tanıyanlar da var. Bütün beşeriyet onu Mekke'de nasıl tanır? Muhammedül Emin olarak tanır. Yalanına kimse şahit olmamış. Dost, düşman, hasımları bile onun bir kere yalanına şahit olmamış. Ondan sonra hani bir şey uyduracak hani Heraklius'un nazariyesinden Resulullah'ı düşürmek için. Ama onun da endişesi arkadan biri hani müdahale eder ondan sonra. Neyse. O vakit Allah onun aklına neyi getiriyor? Efendimizin İsra'sını. Yani Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya olan yolculuğu Mevla hatırına getiriyor. Bir yalanını duydum diyor. Bir yalanını duydum. Nasıl yalan? Biz diyor Mekke'den buraya develerin ciğerlerini patlatarak bir ayda zor geliyoruz. Bir ayda zor dönüyoruz. 2 aylık mesafe. O bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gelmiş. Sonra da gerisin geriye o gece içinde dönmüş deyince o Patrik, onun yanındaki Patrik diyor ki ben o geceyi hatırlıyorum diyor. O geceyi. Nasıl hatırlıyorsun? O Cibril Emin aleyhissalatü vesselamın o duvara açmış olduğu halkadan, bir de neden bahsediyor? Kapanmayan Mescid-i Aksa'nın kapısından bahsediyor. Ondan sonra Heraklius işin başında iman eder. Ama sırf saltanatını kaybetmemek adına daha sonra irtidat eder. Heraklius iman etti arkadaşlar. İşin başında yanında olsam şu an dedi abdest suyunu yere düşürmem. Yanında olsam ayakkabılarını ben taşırım dedi. Ayakkabılarını ben taşırım demek manidar bir sözdür. Onun kölesi olurum dedi. Resulullah Efendimiz için yani. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak baktı ki özellikle din alimleriyle o vakit Doğu Kudüs'ü idare edenler buna müsaade etmeyecek. Bunu tahttan indirecek. O dünyayı tercih etti. Ahireti sattı. Halbuki ahireti satın alsaydı ne olurdu? O da metropol gibi belki de şehit olurdu. İşin sonunda kazanan olurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eshabının ordusu Yermük'te onunla karşılaştığında arkadaşlar Yermük'te o savaşa girmek hiç istemedi. Kardeşi çok zorladı onu. Kardeşinin bir sözünden dolayı girdi savaşa. Korkarım dedi, sen herhalde ona inanıyorsun dedi. Kardeşi ne diyor ki? Mümkün değil, biz bu savaşı kazanamayız diyor. Mümkün değil. Çünkü o ordu peygamber ordusu diyemiyor. İlahi yardım görüyor diyemiyor. Ama diyor ki mümkün değil, biz bu savaşı 240 bin kişi 46 bin kişi. Kardeşi de buna çıldırıyor. Hani nasıl olur 46 bin kişi 240 bin kişi? Ha diyor, sen, ben seni biliyorum, evvelce de böyle bir meylin vardı. Sırf yani o tahtından tacından olma korkusundan dolayı Heraklius iman etmedi. Şu an tahtından tacından bir eser var mı? Taht da gitti, taş da gitti. Maalesef iman da gitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Kudüs-ü Şerif'ten içeri girer. Allah-u Teala Hazretleri Kudüs-ü Şerif'te Mescid-i Aksa'da Efendimiz'e Hurun İn cemaatini gösterir. وَزَوِّجِنَا بِحُورٌ عَيْنٌ Amin. Şaban Hoca ilk amin dedi. Ondan sonra Ya Rabbi Hurun İn ile evlenmeyi nasip et. Ondan sonra daha yeni de evlendi. Yenge duymasın. 2-3 hafta oluyor. O hurilere Efendimiz selam veriyor. Huriler selamlarını alıyor. Onlarla karşılaştığında Efendimiz siz kimlersiniz? Biz hayırlı cennet ehlinin güzelleriyiz. İyi ve salih olan kimseler için hazırlandık. Onlar temizlendiler, kirlenmediler. Namaza durdular, zorlanmadılar diyor. Kim diyor bunu? Kocalarını nasıl tarif ediyor huriler? Onlar temizlendiler, kirlenmediler. Namaza durdular, zorlanmadılar. Namaza durdular, zorlanmadılar. Cennetteki hurinin kocasını böyle tarif ediyor. Hani bazıları var ya işte eş arayan kadın, kadın arayan adam özellikler arıyor. Bana uygun olan şudur. Şu özellikler arıyorum. Arkadaşlar duyurulur. Hurun İn ne özellik arıyor? Namaza durup da Allah'ın huzurunda zorlanmayan adam arıyor. Tamam. Temizlenip de iman taharetiyle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah taharetiyle temizlenip de bir daha küfür, şirk, nifak pisliğine bulaşmamış. Allah'a taat ile, ibadetle, bağusuz, gusül abdestiyle, abdestle, namazla, zikrullahla temizlenmiş, kirlenmemiş olanlara Allah bu hurin eyni ebedi saadet yurdunda ikram edecek. Bize de nasip olsun. Amin. Mescid-i Aksa'dan içeri girer girmez Peygamberimiz bütün enbiyanın, bütün peygamberlerin, nebilerin ve rasullerin içtimasıyla karşılaşır ve bütün enbiyaya Mescid-i Aksa'da iki rekat namaz kıldırır sevgili Peygamberimiz. Böylelikle bizim yakinen inandığımız ve bildiğimiz bir hakikat tezahür etmiş olur. O Seyyidül Mürselindir. Bütün gelmiş geçmiş bütün enbiyanın, bütün rasullerin, bütün nebilerin nesidir o? Seyyididir, önderidir, efendisidir. Zaten bütün enbiyanın da en çok sevdiğidir. Allah-u Teala Hazretleri bize de en çok sevdirsin. Amin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu namazı kıldırır. Arkasında İbrahim aleyhisselam, yanında İsmail aleyhisselam. Bu namazın sonunda kendisi hakkında, ümmeti hakkında bu peygamberlerden birçok hayır dualar alır, tebşirat alır. Daha sonra Mescid-i Aksa'daki şu an altın kubbenin altındaki Kubbetü Sahra'nın olduğu Hacer-ül Mualla'nın üzerinden ayak izlerini de oraya öptürerek peygamberimizin ayak izi. Arkadaşlar inşallah gider ziyaret ederiz. Osmanlı ecdadımız da bir mahfaza yaptırmış onun üzerine. Bir mahfaza. Efendimizin ayağını öpmüş o kaya. Tamam. Ayağını öpünce ayağının izi geçmiş oraya. Tamam. Ayağını öpmüş peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem. O kayanın üstünden miraç kurulur. Miraç manevi merdivendir. Arapların bir kısmı asansöre miraç diyorlar. Manevi merdivendir. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o muallak kayasından birinci kat semaya uruç eder. Cibril Emin aleyhissalatu vesselam Efendimiz aleyhissalatu vesselamın eliyle kapıyı çalar. Birinci kat semanın amiri olan melek sorar. Kimsin diye sorar. Ben Cibril'im. Yanında biri var. O yanındaki kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O gönderildi mi diye sorar. Bazı rivayetlerde izin var mı? Müsaade var mı? Cebrail aleyhisselam gönderildi der. Kapı açılır. İlk İsmail isimli melekle karşılaşır. Allah Azze ve Celle o meleğin emri altına 70 bin melek vermiş. O her bir meleğin altına 70 bin melek vermiş. Birinci kat semada bu meleklerin Allah Azze ve Celle'ye olan vazifesi, bir vazifesi kıyamdır. Yaradıldıkları günden beri Subbun Kuddusun Rabbuna ve Rabbul Melaiketi ve Ruh diye Allah'a tenzih ederler, tahmid ederler, tesbih ederler. Bu mübarek insanların, estağfirullah, bu mübarek meleklerin İbadat-ü taati birinci kat semada neymiş? Kıyam. İleride şimdi göreceğiz. 2, 3, 4 derken namazın bütün erkanını semada göreceğiz. Namazın, Allah'a en eftal kulluk olan namazın bütün erkanını semada göreceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek birinci kat semada o melekle karşılaşır. Aynı zamanda Adem babamızı görür birinci kat semada. Sağında
alâ-i illiğine açılan bir pencere vardır. Solunda siccine açılan bir pencere vardır. Efendimiz ona selam verir. Adem babamız selamını alır. Kendisi ve ümmetine hayır duada bulunur. Cibril-i Emin de sağ tarafındaki illiğine açılan, sol tarafında ise siccine açılan kapıları anlatır. Allah illiğinden içeri girmeyi bize nasip eylesin. Siccine düşmekten bizi muhafaza eylesin. Amin. Ölümle beraber birinci kat semanın kapılarını Allah mutlaka ruhlarımıza açsın. Amin. Geri çevrilmekten, geri reddedilmekten Allah korusun, muhafaza eylesin. Amin. İmanı kurtarana o kapılar açılacak arkadaşlar. İmanı kurtarana, Allah'a mümin olarak, Müslüman olarak, muahit olarak kavuşan o miraçla yükselecek, o kapıdan içeri girecek derecesine göre. Ama o kapıdan içeriye girmeden, kapı açılmadan geri çevrilirsek, siccine tevdi edilirsek, ebedi şekavet kaplamıştır, kurtuluş ümidi kalmamıştır. Adem babamıza sağ tarafına bakarmış, temiz bedenden tertemiz ruh, tertemiz çıktı, imanla çıktı, İslamla çıktı. Sol tarafına bakar, ağlar, gözyaşı dökermiş. Pis bedenden pis ruh, habis çıktı. Bunu her gün ölen insanların ruhları hala Adem babamıza semada arz ediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o birinci kat semada gördüğü manzaralardan bir tanesini de anlatayım. Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, bir takım insanlar karınları bina gibi kocaman büyütülmüş, içleri yılanla doldurulmuş, içleri yılanla doldurulmuş. Bak bu manzaraları muhbir-i sadık anlatıyor. Muhbir-i sadık ne demek? Her haberi bizim için doğru. Her haberi. Sırtları üzerine yatırılmış, karınlar bina gibi kocaman şişirilmiş, büyütülmüş, içleri yılanlarla doldurulmuş. Şimdi bu adamlar sırtları üzerine yatıyor. Firavun ve ordusu, Ali Firavun her gece gündüz cehenneme arz edilirken, cehenneme, bu sırtları üzerine yatırılan, karınları yılanlarla doldurulanlar üstünden geçiyor, tekrar onların üstünden geri dönüyor. Geçiyor, geri dönüyor. Gece gündüz. Sordum ey Cibril kardeşim, bunlar kimlerdir? Üzerinden geçenler belli. Ali Firavun ve ordusu cehenneme arz ediliyorlar sabah akşam. Kıyamet koptuktan sonra girecekleri makamları Allah onlara gösteriyor. Peki bu yerde yatanlar, Firavun ve Ali Firavun'un ayakları altında ve çizmeleri altında çiğnenenler kimlerdir? Bunlar senin ümmetinden faiz yiyenlerdir diyor. Şimdi biraz daha anlaşıldı mı? Ne beladır, ne muazzam beladır riba. Biraz daha anlaşıldı mı? Anlaşılmıştır inşallah. Allah bu rezilliğe hiçbirimizi düşürmesin. Bir takım kadınlar gördüm, göğüslerinden asılmış. Böyle azap ediliyor. Efendimiz sordu, ey Cibril kardeşim bunlar kimlerdir? Bunlar başkalarından çocuk peydahlamış. Ondan sonra efendisine de demiş ki, bu senin çocuğun. Allah namuslarımızı korusun, muhafaza eylesin. Şimdi seri gideceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci kat semaya uruc eder, yükseltilir. Cibril-i Emin'le birlikte yine aynı şekilde kapı çalınır, izin istenir, müsaade istenir. Melek sorar, o gönderildi mi der. İkinci kat semadan içeriye girdiğinde, ikinci kat semada Yahya aleyhisselam ile İsa aleyhisselamı ikinci kat semadaki makamlarında Efendimiz ziyaret eder. Mirac'ın Nebevi gecesi. Şimdi ikinci kat semanın meleklerinin de vazifesi, tesbihleri ruku halinde. İkinci kat semanın, birinci kat semada melekler kıyam. İkinci kat semada ruku, aynı zamanda ikinci kat semada Yahya aleyhisselam ile İsa aleyhisselam, teyze çocukları, Yahya aleyhisselamın makamıdır, ruhaniyetidir. İsa aleyhisselamın ise bizatihi ziyaret edilen nesidir? Cismaniyetidir. Hem ruh hem beden. Çünkü neden? İsa aleyhisselam kıyametin büyük alametlerinden ölmemiştir. Yeryüzüne yeniden nüzul edecektir. Ümmeti Muhammed olarak, Mehdi Aleyh Rıdvan'la beraber, ümmeti Muhammed'le beraber ehli küfürle ve deccalle mücadele edecektir. Evlenecektir. Evlenmedi İsa aleyhisselam. Çocuk sahibi de olacaktır. Medine-i Münevvere'de vefat edip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başına defnedilecektir. O yüzden bizim akaidimiz nuzul-ü mesih haktır.
Zuhur-u Mehdi haktır. İsa aleyhisselam ölmemiştir ve yeniden gelecektir. İnşallah bununla alakalı da geçen hafta da bahsettim. Hususi bir ders, ayetle, hadisle, tefsirden bir ders yapalım. Hatta hususi bir dersin konusu ne olsun? 6-7 yaşındaki çocukların ezberlediği hadis-i şerifler olsun. Geçen haftadan hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Sibyan mekteplerinde Osmanlı ecdadımızın ezberlettiği hadis-i şerifler olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan 3. kat semaya uruc eder. Orada da Yusuf aleyhisselam. 3. kat semada kimle karşılaşır peygamberimiz? Yusuf aleyhisselam. Allah Yusuf aleyhisselama öyle bir güzellik vermiş. Öyle bir güzellik. Yarattığı güzellik mefhumunun bir bütünün yarısını kime vermiş? Bir bütünün yarısını Yusuf aleyhisselama vermiş. Geri kalan yarısını kime vermiş? Geri kalan yarısını yarattığı bütün mahlukatına vermiş. Arkadaşlar burayı iyi dinlerseniz. Sonra geliyoruz zaten. Güzellik mefhumundan, bu güzellik mefhumunun yarısından karıncanın da nasibi var. Bu güzellik mefhumunun yarısından dağların, taşların da nasibi var. Bu güzellik mefhumunun yarısından denizlerin içinde rengarenk balıkların da, kuşların da nasibi var. Bu güzellik mefhumunun yarısından tabiatta Allah'ın yaratmış olduğu nebavatın da, bütün hayvanatın da ve beşeriyetin de nasibi var. Güzellik mefhumunun yarısını müstakilen, yani bir bütün olarak Yusuf aleyhisselama vermiş, geri kalan yarısını Rabbimiz kime vermiş? Bütün mahlukata. Her şeyin kendine has, cazip bir güzelliği vardır. Mesela Allah'ın yarattıkları içerisinde, beşer içinde en güzelleri, suret bakımından da, siret bakımından da en güzelleri kimlerdir? Peygamberlerdir. Nebilerdir ve Resullerdir. Hılkat açısından, yaratılış açısından da onların diyelim ki nuraniyeti bir başka beşerde yoktur. Bunu anlamak da zor değil herhalde. Yani enbiyadan bahsediyoruz. Allah'ın elçilerinden bahsediyoruz. Şimdi o enbiyanın içerisinde Yusuf aleyhisselam'a Allah öyle bir güzellik vermiş ki Sure-i Yusuf'ta Allah bunu anlatırken onun güzelliğinden insanların nasıl etkilendiğini, kadınların ellerini kesip hissetmediklerini, onu gördüklerinde bu insan olamaz, olsa olsa bir melek, hem de kerim bir melek dediklerini Allah nereden naklediyor? Kur'an-ı Azimuşşan'da Yusuf suresinden naklediyor. Öyle muazzam bir güzellik. Ancak arkadaşlar, rahmeten lil alemine Ahmedi Mahmudu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ise o güzelliğin Allah bir bütününü vermiş. Onu görmek 1400 sene evvel Mekki ve Medeni dönemin aslanlarına nasip oldu. O nurun etrafında yetişmek, o manevi nurun etrafında yetişmek, o nurdan istifade etmek, hatta o nuru anlamak için anlamaktan aciziz de 3 gün üst üste göremeseler o nuru dayanamazlarmış. Hatta onu tarif ederken Abdurrahman İbni Ebi Avf radıyallahu anh, bunlar meşhur olduğu için söylüyorum. Gökyüzündeki dolunay onun nurunun yanında ne kalır diyor? Sönük kalır. Ebu Hureyre aynısını söylüyor. Ayşe validemiz aynısını söylüyor. Ebu Bekir Sıddık aynısını söylüyor. Ömer İbni Hattab aynısını söylüyor. Enes İbni Malik aynısını söylüyor. Abdullah İbni Abbas aynısını söylüyor. Abdullah İbni Mesud aynısını söylüyor. Hatta bu hususta o mübareklerin farklı kavilleri olsa da aynı şeye işaret ediyor. Aynı noktayı gösteriyor. Onun nurani güzelliği, cemalinin güzelliği. Hazreti Sıddık'ın söylediği bir sözü söyleyelim, uzatmayalım. Ya Resulallah, ben yeryüzüne senin kadar güzel yüzlü, senin kadar güzel sözlü kimseyi görmedim. Mübalağa mıdır bu? Asla değil. Yalan mıdır? Haşa. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den daha güzel hılkatli yaratılmış, ondan daha güzel kelamlı bir beşer mümkün değil. Şairler sustular, şiirlerini kestiler. Hatta şairler okudukları şiirlerinden bir kısmı vazgeçtiler. Vazgeçmeyenler bile dediler ki bu bir beşer kelamı olamaz. Bu sesin sahibi yalancı sahtekar haşa olamaz. Bu ses gibi bir ses duymadık. Bu cemal gibi bir cemal görmedik diye düşman da itiraf etti, dost da itiraf etti. O yüzden arkadaşlar rahmeten lil alemine Allah o bir bütünün tamamını ihsan etmiş. Ha, biz buna bugün iman ettik. Bugün bile ne diyoruz? Nasıl inanıyoruz? Ya Resulallah senden daha güzeli yok bu alemde. Var mı? Senden daha güzel sözlü var mı bu alemde? Yok.
Hatta ondan gelenlere ne diyoruz? Her okuduğumuzda sadaka Resulullah diyoruz. Sadaka Resulullah. Resulullah doğru söyledi. O söylediyse doğru söyledi diyoruz. Şimdi biz o güzeli kitapta görüyoruz. Kitapta işitiyoruz. Kitaplardan anlatıyor alimlerimiz. Arkadaşlar tavsiye ederim. Ramüzel Hadis'in Şemail bahsini. Kısa olduğu için tavsiye ediyorum. Daha uzunları da var. Kısa olduğu için bir Şemail bahsini bir hadis kitabından Allah için okuyun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cemalini tarif eden, hılkatini, yaratılışını tarif eden, ahlakını tarif eden, elini, kolunu, parmağını tarif eden bir Şemail bahsini, en azından şöyle 20-30-40 sayfalık bir Şemail bahsini, o kainatın en güzeli tarif ediliyor. En güzeli, o en güzelin tarifini en azından 20-30 sayfa dahi olsa okuyun arkadaşlar. Hani ben orada kısır kalın demiyorum, daha da çok okuyun isterim. Ama en azından bir Şemail bahsini kısa da dahi olsa bitirelim arkadaşlar. Onu kalbimize yerleştirelim. Aklımıza, zihnimize mümkünse kazıyalım. Kazıyalım ve bu inancı koruyup muhafaza edelim. Sonuç, sonuç. Nereye geliyorum? Allah-u Teala Hazretleri o eşsiz güzeli, eşsiz güzele bize iman nasip etti. Elhamdülillah. Çok şükür. Hele ki bu zamanda. Görmeden inanmak kaybı, iman etmek ki imanın en eftalidir. Onu da bize nasip etti. Yarın mahşere çıktığımızda önce kabirde o cemali müşahede Allah bizi muvaffak kılsın. Yarın mahşere çıktığımızda da ki o vakit görürsek diyeceğiz zaten. Şunu ikrar edeceğiz yani. Tarif edenlerin tarifleri de eksik diyeceğiz. Yani bu güzelliği tariften bütün beşer de aciz kalmış diyeceğiz. O nuraniyetin karşısında yani kalacağız yani hayretler içerisinde. İnşallah o manzarayı Allah bize yarın mahşerde yaşasın. Amin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miracı 4. kat semada Efendimiz İdris aleyhisselamı ziyaret eder. Seri gidim diye uzatmıyorum. 5. kat semada Harun aleyhisselamı ziyaret eder. Harun aleyhisselamı ümmetiyle beraber 5. kat semada sohbet ederken görür. Efendimiz Allah'tan böyle bir içtimayı, berzah içtimasını Allah'tan ister, Allah da duasını kabul eder. Bugün alemin berzahta alemler efendisinin manevi sohbetleri vardır. Allah öldükten sonra oraya bizi dahil etsin. Amin. Efendimizin manevi davetlerine katılabilmeyi, manevi sohbetlerine alemi berzahta idhal olabilmeyi Allah cümlemize ihsan eylesin. Amin. 6. kat semada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Musa Aleyhisselam'ı ziyaret eder. Ve aynı zamanda Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam 7. kat semaya uruç ettiğinde sırtını bir taht üstünde Beytil Mamur'a yaslamış İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ı da bu mübarek Miraç gecesi 7. kat semada ziyaret eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İbrahim Aleyhisselam'ı ziyaretinde ya Muhammed ümmetine söyle cennetin toprağı temiz, suyu tatlı, o cennete bolca ağaç diksinler. İbrahim Aleyhisselam'dan bize haberdir arkadaşlar. Miracın Nebevi gecesinin hediyelerinden bir tanesidir. Ve nasıl ağaç dikeceğimizi de kim öğretti bize o mübarek gecede? İbrahim Aleyhisselam. Nasıl ağaç dikeceğiz o mübarek gecede? Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hiç şüphesiz şu an bir tane hazır. Hiç şüphesiz. İki söyledik, iki hazır. 5 vakit namazda da bunu yalnız müezzinler söylemesin. Mutlaka söyleyin arkadaşlar. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Yani dinleme sevabı alırsınız ama ağacı müezzin diker. Siz de uzaktan bakarsınız. Siz de dikin, müezzin de diksin. İbrahim aleyhisselam Beytil Mamur Kabe-i Muazzama'nın hizasında yeşil zebercetten Allah'ın 7 kat semanın fevkinde meleklerin tavafı için halk ettiği, yarattığı bir beyttir. Her günde ve gecede o beyti 70 bin melek tavaf eder, ziyaret edermiş. Bir daha kıyamet sabahına kadar o meleklere sıra gelmezmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beytil Mamur'a gelip o kapıdan içeri girmeden 7. kat semada kimi görmüş? Ümmeti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı 7. kat semada görmüş. Ancak ümmet iki kısım, bir kısmın elbiseleri tertemiz, bembeyaz, onlar Beytil Mamur'dan içeri giriyor, kabul ediliyor. Bir takım var ki elbiselerinde ufak tefek
arızalar var, kirler var, paslar var. Kirli de paslı da olsak Allah o Resulün çevresinden bizi ayırmasın. Amin. Kirlerimizi, paslarımızı döküp Beytül Mamur'dan da içeri girmeyi Allah fazl-ı rahmetiyle nasip eylesin. Amin. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat namaz kılar. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sidre ağacı, sidretil müntehaya, Cebrail aleyhisselamın da asli yaratıldığı makamına. Meleklerin yaratılışları var, dereceleri var. Mesela Mikail aleyhisselamın yaratılışı ve derecesi farklı bir makam. Azrail aleyhisselam farklı bir makam. Ondan sonra mesela Miraç gecesi Mikail'i gördüm diyor Peygamberimiz. Kendi yaratıldığı makamında asli suretiyle. Gördüm ki Mikail hiç gülmüyor. Sordum, dedim ki ey Cibril kardeşim, Mikail niçin gülmez? O bana dedi ki ya Resulallah, Mikail cehennem yaratıldığı günden beri gülmez. Mesela Azrail aleyhisselamı da bu mübarek Miraç gecesi Efendimiz Melekül Mevt Azrail aleyhisselam. Onu gördüğünde de Efendimiz Allahu Teala Hazretlerinin fazlu rahmeti, fazlu keremidir. Ona bakıp da bir insanın korkudan emin olması. Öyle bir hılkati var, yaratılışı var. Ondan da ne istemiş bizim için? Azrail aleyhisselamdan. Demiş ki benim ümmetimin canını, ruhlarını bedenlerinden, canlarını bedenlerinden kabzederken rıfk ile muamele et. Yani onları üzme. Yani bir dostun bir dosta yaptığı muamele gibi. Bir refikin başka bir refike yaptığı muamele gibi. O vakit buyuruyor ki Melekül Mevt, ya Muhammed, senin benden bu istediğini sallallahu aleyhi ve sellem her gecede günde Allah bana 70 kere vahyediyor. Muhammed'imin ümmetinin canını nasıl al diyor Allah? Rıfk ile al. Zaten Allah'a dost olursak Azrail aleyhisselama da dost olur muyuz? Allah'ın sevdiğini Azrail aleyhisselam da sever mi? Allah'ın kıymet verdiğine melekler de kıymet verir mi? Peki Allah'ın kıymet vermediğine, değer vermediğine, hele ki Allah'ın düşmanına melekler de düşmanlık eder mi? Düşünün şimdi o yeryüzünün sembol gavurları Azrail aleyhisselamın eline düştüğünü düşünün yani. Orada başlayacak iş. Sıkıntı orada başlayacak. Sıkıntı nereden başlayacak? Ondan sonra onun eline düştüğünde başlayacak. Orada ondan sonra El-Muntakimu Celle Celaluhu, intikamı en şiddetli olan Allah'ın yakalaması da nasıl olacak? İnne batışa rabbike leşedid olacak. Yakalaması da şiddetli olacak. Allahu Teala Hazretleri bu asrın zalimlerini de en şiddetli yakalamasıyla şu gecenin hatırında yakalasın arkadaşlar. Başta İsrail'i. Başta İsrail'de bu işleri organize eden, masa başında, kağıt üstünde, bilgisayar başında, Müslümanların başına belaları organize edenleri Allahu Teala Hazretleri en şiddetli yakalamasıyla şu gecenin hürmetine Allah yakalasın. Sidre-i Münteha'da Peygamberimiz Cibril Emin Aleyhissalatu Vesselam'ı 600 kanadıyla yaratıldığı asli suretiyle görür. Sidre ağacını ziyaret eder. Sidre ağacı tarifi kabil olmayan, daha evvel Efendimizin tarifi hiçbir beşerin görmediği, görsen de böyle bir güzeli ağaçtan bahsediyor sidre ağacı. Mümkün değil, dalları bütün cennetin derecelerine ulaşmış, kökleri cehennemin derekelerine ulaşmış. O sidre ağacının fevkini Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği nurları kaplamış. Bütün sidre ağacının fevkini nurlar kaplamış. O sidre ağacının olduğu, şimdi hani sağ sol ön arka yanlış anlamayın bunu, o ağacın olduğu bir nokta Cibril-i Emin'in yaratıldığı asli mekanı. Asli makamı ve mekanı. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril-i Emin'i asli yaratıldığı suretiyle görür. Oradan öteye o bahsedilen o nur deryasına Cibril-i Emin aleyhissalatu vesselam da dalamaz. Bir adım daha atamaz. Hatta ey Cibril kardeşim, bu vakte kadar beraberdin, hiç yalnız kalmadık. Bu andan sonra sana en muhtaç olduğum zamanda beni nereye, nasıl bırakıyorsun der. Ya Resulallah, buradan bir adım daha öteye atamam. Atarsam yanarım dediği noktadır. En doğrusunu Allah bilir Celle Celaluhu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurur ki şimdiye kadar sen benimle Rabbim aramda aracı oldun. Şimdi istersen ben aracı olayım. Benden ne istersin der. Cebrail aleyhisselam da der ki isteğim şudur. Allah müsaade eder, izin verirse
yarın sıratı geçerken senin ümmetini sırattan geçirmek için Allah müsaade ederse kanatlarımı sırata sereyim der. Sereyim der. Efendimiz'i sever. Efendimiz'i seven ümmetini de sever mi? Sever. Ümmetini de sever. Allah Cebrail Aleyhisselam'a bizi de sevdirsin. Amin. Biz de Cebrail Aleyhisselam'ı sevdiklerin arasına idhal eylesin. Amin. Bundan sonra haddim olmayan bir yolculuk vardır. Tarifinden aciz kaldığım bir yolculuk vardır. Allah dostlarının 70 bin hicab dediği ama o hicabın tarifinden de beşer acizdir. Hicab perde demektir ama bu perde anlamında sakın ha anlamayın. Nurdan ve zulmetten 70 bin hicab. O 70 bin hicab la mekanidir. Zaman mefhumunu arayıp gitmişti, eriyip gitmiştir. Hatta Sübhanellezî'nin başındaki o tenzihe Allah dostları böyle bir mana vermiştir. Sakın yanlış anlamayın. Yedi kat semanın fevkindeki seyir, mekan dahilinde değildir. Zamanla izah edilmez. Allah-u Teala Hazretleri bir mekanda değil haşa. O mekana ulaştı, o mekana gitti denmez. Allah-u Teala Hazretlerini mekandan da zamandan da tenzih ederim. Sübhanellezî esrâ bi abdi. O Allah'ı bir mekanda ziyaret etmekten, böyle tarif etmekten Allah'a sığınırız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o manevi miracı, sidreden sonraki o manevi yürüyüşü aklın ve idrakın verasındadır. Tariften kul acizdir. 70 bin hicab, bu kadar bildiğimiz bu. Onu da bilmiyoruz. Onu da bilmiyoruz. O manevi bir davettir. Sahibi çağrılmıştır. Orada Cebrail aleyhisselam bile yoksa daha ötesi var mı? Nasıl tarif edilecek? Mümkün değil. Ancak bu mübarek davetle alakalı iki şey var. Birincisi nedir? Her beş vakit namazda okuduğumuz ettehiyyatüdür. Bunu anlatabiliriz. Allah-u Teala Hazretlerinin mekandan ve zamandan münezzeh olduğu halde huzurunda Efendimiz ne buyurmuş? Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Bütün bir insanın diliyle, malıyla, canıyla, bedeniyle bütün yapmış olduğu tahiyyeler, ibadatü taatler kime mahsustur? Allah'a mahsustur. Bütün ibadatü taatleri gerçek sahibine tahsis etmiştir. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Allah'ımız da esselamu aleyk eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü esselamu aleyk. Allah-u Azimuşşan'ın rahmeti, bereketi senin üzerine olsun. Ey benim peygamberim. Esselamu aleyk eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü. Rabbinin rahmet ve bereketleri sizin demiyor. Ne diyor? Aleyke. Senin üzerine. Hususi. Efendimiz ne buyurmuş? Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin. Allah-u Teala Hazretlerinin rahmeti, bereketi. Önce biz peygamberler cemaati üzerine, bir de Allah Azze ve Celle'nin salih kulları üzerine, ümmeti Muhammed üzerine olsun. Bak bunu anlatırız. Burada da nakledilen nedir? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben seninle arama Cebrail'i bile koymadım. Sen bu hususi birliktelikte bile araya yine kimi koydun? Ümmetini koydun. Allah unutturmuyor. Allah hiç unutturmasın, bizi de unutturmasın. Amin. Bize de Resulullah'ı unutturmasın. Amin. Allah-u Teala Hazretleri bu sese, yani Efendimizin tahiyyesine melekleri şahit tutar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin. Buna Mevla Cebrail aleyhisselamı şahit tutar. Duyurur yani, gösterir demiyorum. Duyurur. O vakit Cebrail aleyhisselamla beraber yedi kat semanın ehline de ne düşer? Hakkum buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Bütün yedi kat göklere, yerlere de şehadet nasip olur. Orada alimlerimiz diyor ki Mevla ile 70 bin kelam. Bildiğimiz ne? Bildiğimiz şu kadar. Bakara suresinin son iki ayet. Aracısız. Amener Resulü. Her yatsı namazından sonra okumak nasip oluyor. Elhamdülillah okuyalım. Onu okumadan kimler yatar demiş Hazreti Ömer. Ahmak olan yatar. Ahmak değiliz, okuyalım. Bakara suresi son iki ayet. Yine o mübarek gecede Efendimiz'e
Ümmeti Muhammed'in Allahu Azimuşşan'a ortak koşmaksızın, müşrik, kafir, münafık olmaksızın Allah'a gidenlerin, hatta büyük dahi olsa günahlarının affedileceği müjdesi de bu gece gelmiş arkadaşlar. Allah'a ortak koşmaksızın, kafir, müşrik, münafık olmaksızın Allah'a kavuşmak kime nasip olursa Allahu Teala Hazretleri muhakkaten azap edip de affeder. Dilerse azap etmeden affeder. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَى وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَى. Allah bizi muhakkaten bile azap etmeden bu gece affetsin. Amin. Muhakkaten bile azabı bize değdirmesin. Amin. O gece Allahu Teala Hazretleri'nin Efendimiz'e ikram ettiği bir hasene en az 10 misliyle karşılık görür. En az. Dilerse Allah bunu mislini katlar. Bir borç en az 18'iyle karşılık görür. Borç veren 18'iyle karşılık görür. Yine bu mübarek gecede arkadaşlar, sona doğru geliyorum. Bayağı vaktinizi aldım ama dedik ya 3-5 kelimeyle bitmez bu gece. Hatta oturalım tefsirin başına, yeniden bunu ders yapalım. Değil mi? Tefsiri açalım. Şaban Hoca açsın bize İbni Kesir'i. Oradaki bütün rivayetleri ondan sonra çıkarsın, önümüze koysun, okusun, ders yapalım. Bütün miracı. O mübarek gecede Ettehanyatü'den sonra ikinci bir husus. Bu da şah damardır. Çok mühimdir. Akaidi bir meseledir. Miracın akaiddeki son dersidir. Subhane la ya'rifuhu illa hu dersidir. Burası önemli. Subhane la ya'rifuhu, ya Rabbi biz seni bilemedik. İlla hu, sen kendi zatını bildiğin gibisin. Şimdi bu ne demek? Bu ne demek? Ya Rabbi, bir kul seni hakkıyla bilmekten nebi de olsa acizdir, resul de olsa acizdir, ulul azim peygamber de olsa Allahu Teala Hazretlerini hakkıyla bilmekten acizdir. Kul kuldur ebeden. Bir kulun Allahu Teala Hazretlerinin zatını ilmen ihata etmesi, bırakın zaten ilmen ihata etmesi, anlaması, kavraması ve idrak etmesi muhaldir. Kul ancak ne kadarını bilir? Ne kadarını bilir? Allah'ın bahşettiği kadarını bilir. Allah'ın ikram ettiği kadarını bilir. Allah'ın bildirdiği kadarını bilir. Bu noktada marifetullah'ın zirvesi, Allah'ı bilmenin zirvesi, Sübhane la ya'rifuhu illa hu, kulun Mevla'yı bilemeyeceğini bilmesi de Miracın son dersi. Buna da Allah dostu diyorlar arkadaşlar. Allah dostu aslında kime deniyor? Mevla Teala Hazretlerini bilemeyeceğini hakkıyla bilene deniyor. Haddini ve yerini hakkıyla bilene deniyor. Sübhane la ya'rifuhu, işin sonunda illa hu ne diyor? Ya Rabbi, sen kendi zatını bildiğin gibisin. Çünkü hiçbir beşer seni hakkıyla bilemez. Peki hakkıyla Allah'ı tenzih edebilir mi? Edemez. Tesbih edebilir mi? Edemez. Hamd edebilir mi? Edemez. Kulluk edebilir mi? Edemez. Allah'ın zatına ve şanına yakışan bir tesbih kuldan çıkar mı? Mümkün değil. Ama Rabbimiz bu yolda kulunu muvaffak kılar. Neye muvaffak kılar? Diyelim ki ihlasa muvaffak kılar ve ondan kabul eder. Bu ayrı mesele. Yani kulum, ben seni hakkıyla bilenlerden yazdım der. Hakkıyla şükredenlerden yazdım. Hakkıyla hamd edenlerden yazdım. Hakkıyla bilenlerden yazdım. Bu şu demek değil. Gerçek manada o kul Allah'ı hakkıyla bildi manasında değil. Burası anlaşılıyor mu? Yani burası sınırdır bak. Hudut. Hududu geçen ne olur? Tek kelime bak. Bu hududu geçen zındık olur. Anlaşılmayan bir şey var mı? He? Bu hududu geçen, tamam. Yani uluhiyet dairesine adım attığını zanneden, haşa, Allah'ın içinde seyrettiğini zanneden, haşa, anlaşıldı mı? Uluhiyetten bir nasip kendisinde var olduğunu zanneden, haşa, ilahı anladığını ve idrak ettiğini ve kavradığını zanneden, haşa, ne olur? Ne olur? Zındık olur. Arif kimdir? Arif, Allah'ı bilen. Allah'ı bilenlerin sultanı ne diyor?
Allah'ı bilenlerin sultanı Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Mirac'ın son dersi. Sübhane la ya'rifuhu illahu. Ya Rabbi ben seni bilemedim. Sen kendi zatını bildiğin gibisin. Allah'ı bilenlerin sultanı ne demişti? Allahümme inni eûzü bi rızâke min sıkatik ve bi muafâtike min ukûbetik. Eûzü bike mink celle veçuk celle senâuk. La uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik. Ya Rabbi ben seni hakkıyla senâ edemem, övemem demişti değil mi? La uhsî senâen aleyk. Ben seni hakkıyla övemem. Senin bütün isim ve sıfatlarını daha bilmediklerimi. Değil mi? Hakkıyla senâ edemem. Sen kendi zatını övdüğün gibisin. Senâ ettiğin gibisin. Kim demişti bunu? Kim öğretmişti? Önümüzde Berat gecesi tesbihlerinden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden bu mübarek gecede Allahu Teala Hazretleri Bakara suresinin son iki ayetini, Allah'a ortak koşmadan ölenin affedileceğini bu mübarek gecede bize ikram etti. Allahu Teala Hazretleri bu mübarek gecenin hatırına şirke düşmekten, küfre düşmekten bizleri korusun, muhafaza eylesin. Ve mübarek gece nuzulü vardır. Efendimizin Miraç'tan geri dönüşü vardır. Ve bu geri dönüşte Allahu Teala Hazretleri beş vakit namazı da bahusus, beş vakit namazı bu mübarek gece ümmeti Muhammed'e ihsan etmiştir. 50 vakit olarak farz edilmiştir. Bütün hadis kaynaklarımızda vardır. Bu zalimler televizyonlarda bunu ne kadar inkar ederlerse etsinler. Birçok hadis alimimiz de bu rivayeti farklı şekillerde almıştır. Efendimiz Miraç'tan dönerken 5 vakit değil 50 vakitle dönmüştür. Musa aleyhisselamla Miraç'tan geri dönerken, nüzul ederken karşılaştığında ümmetine Allah ne emretti dediğinde her günde ve gecede 50 vakit namaz. Musa aleyhisselam da demiştir ki ben daha önce bunları tecrübe ettim beşeri. Bunlar bu 50 vakti kılmazlar. Allah'a müracaat et, bunu takfif etsin. Ondan sonra takfif etsin Allahu Teala Hazretleri 50 vakti. Mevla Teala Hazretleri de 5 vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duası ve müracaatıyla 5 vakte düşürür. Musa aleyhisselam yine der ki 3 olsun 2 olsun, tenzil olsun. Benim daha Rabbime dönüp de ya Rabbi 3 yap 2 yap demeye haya ederim peygamberimiz. Ancak Rabbimiz o 50 vaktin sevabını tenzil etmez. Her bir vakte ne verir? 10 vakit sevabı verir. 5 vakit namazı kılana 50 vakit sevabını verir Allahu Teala Hazretleri. Yalnız şu da var arkadaşlar. Biz bugün 5 vakiti niye kılıyoruz? Allah 5 vakit emretti diye. 6 olsa kılmayacak mıydınız? Kılardınız değil mi? 10 da olsa kılardınız. Meselenin aslı şudur. Tabii ki 50 vakit zordur. Ama Allahu Teala Hazretleri bir kere kulunun kalbine kulluğun sevgisini koyduğu vakit 10 vakit de olsa kılar mı? Mesela 50 vakit diyoruz ya 50 vakit. Sahabenin hayatına baksak zaten her gün 50 vakit kılıyorlar yani. He? Öyle ya. Sahabe-i kiramın mesela Ebu Derda radıyallahu anh'ın gece mesaisine baksak sabaha kadar mesai bitmiyor. Sabaha kadar mesai bitmiyor. Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın mesaisine baksak, gece mesaisine, sabaha kadar ne bitmiyor? Kulluk mesaisi. Hatta Ebu Derda radıyallahu anh'ı, eşi, hanımı kime şikayet etmişti? Resulullah Efendimiz'e. Nasıl? Ya Resulallah, Ebu Derda ile biz abi kardeş miyiz? Karı koca mıyız? Ondan sonra, o belli değil. Yani abi kardeş, şikayet de çok güzel. Değil mi? Yani ne demek istiyor annemiz? Allah'ın huzurunda secde etmekten, namaz kılmaktan yatak odasına gelmiyor. Gelmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Derda radıyallahu anh'ı hanımının da senin üzerinde hakkı var. Benim sakın sünnetimden yüz çevirme. Onun da hakkını ver diye. Ama mübarek namazdan kalkıp da yatağa gidemiyor. Bizim millet yataktan kalkıp namaza gidemiyor. Tam tersi. Değil mi? Aramızdaki fark. Efendi Hazretleri'nin dediği gibi sahabeyle aramızda ne kadar fark var? Bu kadar demiş Efendi Hazretleri. Adam da sevinmiş bir karış az yani. Bir karış az anladın mı? Halbuki bu parmak buraya işaret ediyor. Bu parmak buraya işaret ediyor. Yani bizimki diyor dilde onlarınki nerede? Kalpte. Bizimki sözde onlarınki nerede? Özde. Allah bizim de özümüze indirsin Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son diyeyim arkadaşlar duaya geçelim. Bu mübarek gecede atlamamam lazımdı. Cennetlerin makamları ve derecelerini
Cennetül Me'va olsun, derecelerini ziyaret etti, gezdi vesaire. Ondan sonra ancak İdris Aleyhisselam gibi mübarek sevgili peygamberimiz cennetin ne hurisinde kaldı, ne vildanında kaldı, ne gılmanında kaldı, ne köşklerinde kaldı, ne saraylarında kaldı. Ondan sonra her gördüğü makamın ötesinde asıl davet, yani davet sahibi kim? Allah-u Teala Hazretleri. Asıl davet, yani o hususta Allah'tan başkasına bu mübarek seferde ne gözü kaydı, ne de gönlü kaydı. Bu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah-u Azimuşşan'a karşı, İmam Rabbani diyor ya, Allah'ı en çok seven. Buradan anlayalım. Allah'ın da en çok sevdiği. Çünkü bir beşerin o cennetin kapısından içeri girip de bir daha dışarı çıkması zor yani. Biz girsek çıkmayız. Kimse de çıkartamaz. Yani kapıdan içeri girsek aynı ne yaparız? O mübarek gibi yapışırız dallara. Girdim çıkmıyorum deriz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar dereceleri gördü, seyretti. Asıl hedef neydi? Davet sahibi. Davet sahibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek gece cennetlerde de nice şehitleri ziyaret etti. Onların tekbirlerine şahit oldu. İhramlıyken hac ve umre yolunda ölen Huccacın ve Mutemir'in telbiyelerine şahit oldu. Bu ümmeti Muhammed'i günde 5 vakit ezanı Muhammediye ile çağıran müezzinlerin ezanlarına şahit oldu. Aranızda müezzinlik yapan varsa aman bırakmayın. Hazreti Ömer öyle dermiş. Eğer devlet başkanlığı vazifesini sırtıma yüklemeseydiniz tercih edeceğim vazife müezzinlik diyor. 5 vakit ezan-ı Muhammediye okuyanlarımız. Aman arkadaşlar, şu an bu ümmetin müezzinleri hala âlâ-i illiğinde ezanla meşguldürler. Büyük bir vazifedir, büyük bir hizmettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine aynı şekilde Mescid-i Aksa'dan Burak vasıtasıyla Mekke-i Mükerreme'ye o gecenin çok az bir zamanı içinde, en doğrusunu Allah bilir, abdest aldığı su kabı bile çalkalanmaya devam ediyor. Ben öyle inanıyorum. O kadar az bir zaman içerisinde Efendimiz geri dönmüştür. Ve bu gördüklerini, daha neler neler gördüklerini anlatacak Ümmani Validemize sabah gün doğumu aktarıyor. Ümmani Validemize diyor ki, ya bunlar inanılacak şeylere inanmadılar. Yani ondan sonra gözle görülen, elle tutulan somut yani. Ondan sonra kevni ayetler somut. Hep bahsediyoruz ya, kevni ayetler somut. Şimdi dedi, ey amcam oğlu, sakın dedi gidip bunları anlatma. Yani bir gece içinde Mescid-i Aksa gidiş dönüş bu kadar ha. İsra anlatılacak, Miraç da değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinlemedi. Cübbesinden çekti, çıktı. Kabe-i Muazzama'nın hatiminde otururken, çoğu rivayet bu şekilde o gecenin sabahını anlatıyor. İlk sataşan Ebu Cehil. Ebu Cehil diyor ki, ya Muhammed yeni bir haber var mı? Ama bunu niye soruyor? Dalga geçmek için, alay etmek için. Efendimiz de var diyor. Ondan sonra dün gece götürüldüm diyor Peygamberimiz. Götürüldüm. Ebu Cehil de alaylı bir edayla nereye götürüldün diyor. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürüldüm deyince ondan sonra peki diyor şimdi ben milleti toplasam diyor bu bana anlattığını onlara da anlatır mısın diyor. Ondan sonra anlatırım diyor Peygamberimiz. Neticede milleti topluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de İsra'daki hadisenin bir kısmını, Mescid-i Aksa gidiş, görüş ve ziyaret ve peygamberlere yaptığı imamlık, bunu anlatıyor. Ondan sonra onlar da aynı şeyleri söylüyorlar. Bir aylık mesafe gidiş, bir aylık mesafe dönüş. Sen onu bir gecede gittin geldin onu anlatıyorsun. Peki dediler ki madem gittin Mescid-i Aksa'ya, Mescid-i Aksa'yı tarif edebilir misin dediler. Efendimiz tarif etti onlara. Soru sormaya başladılar. Bu sefer Mevla Teala Hazretleri Mescid-i Aksa'yı Efendimizin gözünün önüne koydu. Canlı yayın. Ondan sonra görerek onların sorduklarını, ne sordularsa anlattı. Hatta şunu da itiraf ettiler. Yani sanki görerek anlatıyor. Bunu da itiraf ettiler. Ondan sonra velhasılı kelam, netice-i meram, inanmadılar. Efendimiz Mescid-i Aksa gidiş gelişinde Kureyş'in gördüğü bir kafilesini, onu da anlattı.
Ebu Bekir Sıddık'ın o kafileye koyduğu suyu içtiğini anlattı. En önde gelen kafilenin başındaki puğur deveyi anlattı. Hatta sabah hangi saatte Mekke'ye telimden giriş yapacaklar onu da anlattı. Bunları da gördüler. Bu ayetleri de gördüler. Ondan sonra meşhur lafları var ya, çok büyük sihir, çok büyük büyü, çok büyük sahir, çok büyük büyücü. Bunları söylediler. Ancak Efendimiz Miraç'tan dönerken insanlar akıl terazisiyle tartarak idrak edebilecekleri hadiselere inanmamışken bu acayip hadiselere insanlar nasıl inanır Allah'ım dediğinde Rabbimiz Cibril Emin vasıtasıyla ne buyurmuş? Bu gördüklerinin tamamını Ebu Bekir'e anlat radıyallahu anh. O sıddıktır. Ne söylesen o sana inanır. Ebu Bekir Sıddık'ın o mübarek rütbesi var ya, Sıdk, Sıddık. Allahu alem. Miracın Nebevi gecesi bu mühür vurulmuş. Miracın Nebevi gecesi. Ebu Bekir Sıddık'tır, o sana inanır. Ebu Bekir Sıddık'a Ebu Cehiller anlatır İsra'yı. Ebu Cehiller onu dinden çevirmek için. Senin sahibin bir aylık yola gitmiş gelmiş, bir gecede gitmiş gelmiş. Buna mı inanıyorsun? Bunu siz Resulullah'tan mı duydunuz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan duyduk. Ondan sonra. Vallahi o söylediyse doğrudur. Bu bir. Vallahi Resulullah söylediyse sallallahu aleyhi ve sellem doğrudur. Sonra diyor ki siz iki aylık yola takıldınız. İki aylık. Bir ay gidiş bir ay geliş. Ben 50.000 senelik yoldan gelen vahye inandım diyor. Kur'an-ı Azimuşşan'da nasıl tarif ediliyor? Arş ile arz arası ayette 50.000 sene tarif ediliyor. 50.000 senelik yoldan gelen vahye inandım diyor. Levh-i Mahfuz'dan gelmedi mi Kur'an? He? Yedi kat semanın fevkinden inmedi mi? 50.000 senelik yoldan siz diyor ki iki aya takılmışsınız. Ben 50.000'e iman ettim. Ondan sonra buradan da bir iman dersi, bir sadakat dersi, bir tasdik dersi vardır. Allah peygamberi vasıtasıyla bize ulaşan bütün haberlere Ebu Bekir Sıddık gibi o söylediyse vallahi doğrudur diyebilmeyi nasip etsin. Amin. Onun söylediklerini tekzip etmekten, inkar etmekten, ona muhalefet etmekten cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Amin. Bu mübarek gecede bize hediye edilen beş vakit namazı da sanki bu gece yeniden bize emrolunmuş gibi dört elle sarılabilmeyi Allah bize nasip eylesin. Amin. Subhaneke Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Nebiyyallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyiden Evveline vel Ahirin. Rahmetike ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahimin. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi ve ya Rabbena, ya Rabbel Alemin. Ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahimin. Burada duası yapılmak üzere bizlere emanet edilen Allah'ım hatmi şerifleri, İhlas-ı şerifleri, Yasin-i şerifleri ve nice okunmuş olan Tevhid-i şerifleri. Ya Rabbi, hastalar olup şifa niyetiyle okuyanlar var. Evladı işsiz olup da iş niyetiyle okuyanlar var. Ya Rabbi, ehlinin İslam'a hadim olması, tövbe edip beş vakit namaza dönmesi niyetiyle okuyanlar var. Evvelen bütün niyetlerini sen kabul eyle ya Rabbi. Amin. Bu mübarek gecenin hürmetine dualarını kabul eyle. Amin. Evlatlarını ya Rabbi İslam'a hadim eyle. Amin. Dertlere derman ihsan eyle. Hasta Amin. Olanlara şifa ihsan eyle. Hasun eci sevabı evvelen bir zat. Hacı-i kainat şefi'imiz ribat sevgili peygamberimiz Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin aziz, latif, münevver, mutahhar, mücella, erva, kusiyelerine, ruh, tayyibelerine diyerek vasıl eyle ya Rabbi. Saniyen bütün peygamberan-ı izan ve rusul-i fikam aleyhim salavatü mennan efendilerimizin erva, kusiyelerine diyerek vasıl eyle ya Rabbi. Âli ezvacı mutahharat, annelerimizin, ashab-ı güzin, ensar-ı muhacirin, hulefai raşidin, tabi'in, tebev-u tabi'in, eyveydine, müştehidine, rıdvanullahi teala aleyhim ecmu'in, hazaratın ervav-u tayyibelene hediyeledik vasileyle ya Rabbi. Müfessirin, muhaddifin, mütekellimin, huffaz, kurra, tüllab, bil cümle hamele-i Kur'an'ın ervanı hediyeledik vasileyle ya Rabbi. Selçuklu ecdadımızın, Osmanlı ecdadımızın, onları yetiştiren hocalarının, imanlı kumandanlarının, âbâ ve ecdadımızdan bu vakte kadar Kur'an'a ve sünnete toz kadar hizmeti geçmiş cümle ceddimizin ruhlarına hediyeledik vasıl ile ya Rabbi.
Mevlana Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala hazretlerinden Mevlana Ali'yül Haydar el-Hıskavi Kuddise Sirri Hazretlerine kadar gelen silsile-i aliyemizin Ya Rabbi bu mübarek silsile-i zeybe gönül vermiş cemii müminine müminatın cümlesini ruhlarına hediyeledik, vasıl eyle. Gavus Efendi Hazretlerimizin ruhaniyetlerine hediyeledik, vasıl eyle. Bedenle sihat-ü afiyet nasip eyle. Güç, kuvvet, ihsan eyle. Afat-ü semaviyeden, afat-ü araziyeden, altı cihetten gelecek zahiri, batini, eşrarın şerrinden sen koru muhafaza eyle. Allah'ım dostların gözünden, gönlünden düşmekten cümlemizi koru muhafaza eyle. Allah'ım sair Türk Aliye'nin meşayih ve müntesiplerinin ervanı hediyeledik, vasıl eyle. Bahusus kıymetli adam Said hocamızın ruhunu hediyeledik, vasıl eyle. Hayat-ü beynatın nuruyla kabrini tenvir eyle. Ya Rabbi derecesini âli eyle. Amin. Habibin sallallahu aleyhi ve sellem ve dostların alem berzahtaki manevi sohbetlerine idhal eyle. Amin. Ya Rabbi şehit Hızır Ali Muratoğlu hocamızın, şehit Bayram Ali Öztürk hocamızın, Hasbi hocamızın, Kaptan amcamızın, Zekeriya efendinin, Zekai efendinin, Efendi Hazretlerimizin, eşi merhume eşi Zehra annemizin, merhume kızı Fatıma annemizin, Efendilerimizin annesinin babasının, Ya Rabbi Alaaddin ağabeyimin, Hüseyin ağabeyimin, Kadir kardeşimin, Ahmet ağabeyimin, Allah'ım analarımızdan, babalarımızdan, dedelerimizden, nelerimizden, âba ve ecdat, akrabâ-i talukat, sevdiğimiz dostlarımızdan, komşu ve yaranlarımızdan, ahireti irtikal etmişlerimizin cümlesinin ruhlarına hediye edik, vasıl eyle. Ayat-ü beynat-ı nurle kabirlerini tenvir eyle. Amin. Ya Rabbi kabirlerini cehennem çukurlarından bir çukur olmaktan muhafaza eyle. Amin. Cennet bahçelerinden bir bahçeye ikram eyle. Amin. Ya Rabbi daha nice nice isimleri unutulmuş, nesilleri tükenmiş, kabirleri tarumar olmuş, ümmeti Muhammed'den hayır dua bekleyen cümle müslimine, müslimate, müminine, müminatın ervahını hediye edik, vasıl eyle. Amin. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Hususan hatmi şerifleri, ayat-ü beyinatı okuyanların da geçmişlerin ruhlarına hediye edik, vasıl eyle. Ya Rabbi şu mübarek gecede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miracıyla ve nuzulüyle Ya Rabbi kötü günleri, sıkıntılı günleri, belayı, musibet günlerini, imtihanlı günleri geride bırakarak nasıl ki Ya Rabbi Akabe beyatlarıyla Medine kapısını, İslam devletinin kapısını ümmeti Muhammed'e, Resulullah Efendimiz'e ve ashabını açtığın gibi yeniden hayır kapılarını ümmete aç Ya Rabbi. Şer kapılarını kapat Ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'in mağdur, mazlum ve müstedaf olanlarına hayırlı sahipler şu mübarek gece hürmetine sen Ya Rabbi nasip eyle. Allah'ım ambargo senelerinden sonra Resulullah Efendimiz'e ve ashab-ı kirama genişlikler kapılarını açtığın gibi Allah'ım Gazze'yi ambargolardan kurtar Ya Rabbi. El-Halil'i kurtar Ya Rabbi. Filistin'i kurtar Ya Rabbi. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in mazlum ve müstedaf olan coğrafyalarını kurtar Ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbi şu mübarek gece hürmetine Ya Rabbi Urumçi'den haber dahi alamıyoruz. Kaşgar'a el uzatamıyoruz. Ya Rabbi oraya karşı gözümüz kör, kulağımız sağır. Ya Rabbi bilgi almaktan, belge almaktan, oradaki kardeşlerimizin Ya Rabbi ahvalini aramaktan, sormaktan aciz kaldık. Allah'ım Arak Ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki, Urumçi'deki, Kaşgar'daki ve bütün Ya Rabbi o mübarek beldelerdeki yaşayan Müslümanlara karşı Ya Rabbi önce maddi manevi kapılarımızı aç Ya Rabbi. Ulaşabilmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Dertlerine derman olabilmeyi nasip eyle. Halleriyle Ya Rabbi, dertleriyle hallenmeyi nasip eyle. Ya Rabbi Müslüman karındaşlarımızı Ya Rabbi şaktan garba sen aziz eyle. Ehli küfrü zelil eyle. İslam'ı ve ehlini aziz eyle. Küfrü ve ehlini zelil eyle. Hayırlı sahipler sen ihsan eyle. Ya Rabbi şu mübarek gecede Ya Rabbi cümlemizi ve cümle sevdiklerimizi, efrad-ı yiyerlerimizi Allah'ın Mirac-ı Nebevi gecesi hürmetine, tövbe ayı olan Recep-i Şerif ayı hürmetine sen cümlemizin günahlarını affeyle Ya Rabbi. Ayıplarımızı setreyle Ya Rabbi. Günahlarımızı mağfiret eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi nasuh tövbeleri bize nasip eyle. Taatinde kuvvet ihsan eyle. Haramlardan, günahlardan Ya Rabbi hakkıyla Ya Rabbi sana dönebilmek nasip eyle. Allah'ım şu mübarek gece hürmetine Ya Rabbi içki, kumar, zina gibi kebair günahlara düşmüş karındaşlarımızın cümlesine ikrahlık nasip ederek şu gece tövbe nasip eyle. Tövbelerinde sebat nasip eyle. Allah'ım bir daha geri dönmekten koru muhafaza eyle. Ya Rabbi bize de bütün karındaşlarımıza da beş vakit namazın muhabbetini sen ikram eyle. Ya Rabbi hakkıyla edaya muvaffak eyle. Seve seve kılmayı nasip eyle. İhlas ile ihsan üzere seni görüyormuş gibi kulluğu becerebilmeyi bize nasip eyle. Allah'ım şu mübarek gece Ya Rabbi Miraç gecesidir. Namaz müminin miracı buyurdu. Namazla miracı bize nasip eyle. Namazla kötü ahlakımızdan kurtulmayı nasip eyle. Ya Rabbi namazla kötülüklerimizden, seyyiatimizden ve fuhşiyatımızdan kurtulmayı sen bize nasip eyle. Namazla Ya Rabbi felah bulmayı nasip eyle. Namazla necat bulmayı nasip eyle. Namazla Ya Rabbi mekârimel ahlakı tahsil etmeyi bize nasip eyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakıyla Ya Rabbi ahlaklanabilmeyi bize de, efrad-ı yerlerimize de, eşlerimize de, ailelerimize de, kardeşlerimize
nefislerimize de sen nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Şu mübarek gece hürmetine, şu mübarek gecede inzay buyurduğun Bakara suresinin son iki ayet hürmetine her meselede ya Rabbi Kur'an'a, sünnete, ayete, hadise semi'na ve ata'na diyebilmeyi nasip eyle. İşittik ve itaat ettik diyen kullarından eyle. Semi'na ve asayna diyen kullarından olmaktan sana sığınırız, sen muhafaza eyle. Allah'ım amellerimizi şu mübarek gece hürmetine zayi etme Allah'ım. İhlasla becermeyi nasip eyle Allah'ım. Kibirlerden, ucublardan, riyalardan, sumalardan, hubbul maldan, hubbul riyasetten, ibadan, tuğyandan, şirkten, küfürden, nefsi emmarenin ne kadar bulaşık kötü ahlakı varsa Allah'ım şu mübarek günlerin, gecelerin hürmetine tabuta girmeden kurtulmayı nasip eyle. İhlasa sen bizi muvaffak eyle. Allah'ım kulluğunda, taatinde cümlemize azim nasip eyle. Gayret nasip eyle. Allah'ım şu mübarek gecelerin hürmetine yeniden emri bil maruf ve nehyi anil münkerinin erlerini de, ricallerini de, nisalarını da sen madden ve manen yeniden ayağa kaldır Allah'ım. Ya Rabbi din dertlerinin sayısını çoğalt Allah'ım. Dininle dertlenenlerin sayısını müzdat eyle Allah'ım. O dertle ya Rabbi yaşayıp, o dertle ya Rabbi dertlenenlerin sayısını gün be gün müzdat eyle. İhlaslarını müzdat eyle. Mücadelelerini müzdat eyle. Hayırlı neticeler ihsan eyle. Allah'ım dinine sahip çıkıp yardım edenlere sen yardımsız bırakma ya Rabbi. Dinine yardım edenlere yardım eyle. Ümmetin gariplerine yardım edenlere yardım eyle. Ümmetin zalim ya Rabbi mazlum ve müstedaf olanlarına, zaafa uğratılmış ve ya Rabbi zulme maruz kalmış olanlarına yardım edenlerini sen yardımsız bırakma ya Rabbi. Sayılarını arttır ya Rabbi. Ya Rabbi Suriye'den, Irak'tan, Myanmar'dan, Doğu Türkistan'dan ya Rabbi ne kadar zulme uğramış ya Rabbi coğrafyalar varsa, ne kadar vatanları çiğnenmiş Müslümanlar varsa, ne kadar namuslarına tasallut olunmuş İslam coğrafyaları varsa buralara ya Rabbi sahip çıkanların sayısını sen ziyade eyle. Sahip çıkanları dünya ahiret sahipsiz bırakma ya Rabbi. Yardım edenleri dünya ahiret yardımsız bırakma ya Rabbi. Allah'ım Hatay'daki ekmek fırınımızı hayırla itmam ederek oradaki kardeşlerimizin ekmek ihtiyacını ihlasla karşılamaya kıyam derimizi muvaffak eyle. Bütün kardeşlerimizi muvaffak eyle. Allah'ım en garip zamanda yetim köyünü de ihyaya muvaffak eyle. Bu ümmetin nice yetimlerine abilik, hamilik, annelik, babalık yapabilmeyi sen bize nasip eyle. Nice yetimlerin başını senin rızan için okşayabilmeyi nasip eyle. Nice yetimlerin kursağından içeri girecek lokmaları bu karındaşlarımıza ihsan eyle. Nicelerini yetiştirmeyi sen nasip eyle. Ya Rabbi Habibim buyuruyor yetimle ben, yarın ya Rabbi yetime bakan sahip çıkanla ben yarın cennette şu iki parmak gibi beraber olacağım buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu buyurduğu hadis-i şerifinin taliplileri eyle. Bu yakınlığı kazanacak amellerde bizi muvaffak eyle. Bu yakınlığı kazanacak yetimlere bakmayı nasip eyle. Yetimlere sahip çıkmayı nasip eyle. Ya Rabbi yetimleri senin razı olduğun şekilde yetiştirebilmeyi nasip eyle. Allah'ım şu mübarek gecenin hatırına ya Rabbi tekkemizi, medreselerimizi, kurslarımızı, Allah'ım okuyanlarımızı, okutanlarımızı, müderrislerimizi, talebelerimizi, Allah'ım eşrarın şerrinden İstanbul'umuzu, ya Rabbi Türkiye'mizi sen koru muhafaza eyle. Amin. Medreselerimizi hıfz-ı ima eyle. Amin. Allah'ım zalimlerin eline düşürme Allah'ım. Amin. Zalimlerin eline bırakma Allah'ım. Amin. Ya Rabbi içinde yetişenlerin ilimlerini, amellerini, ihlaslarını müzdat eyle. Amin. Bir an evvel yetişip de İslam sancağına sahip çıktıkları günleri görmeyi nasip eyle. Amin. Allah'ım nice ricallerden yiğitler, nice nisalardan da yiğitler yetiştirebilmeyi nasip eyle. Amin. Allah'ım yetiştirdiklerimizi mücahit ve mücahide eyle. Allah'ım her birerlerini cündullah eyle. Her birerlerini hizballah eyle. Ya Rabbi dininin taraftarı eyle. Dinine asker eyle. Allah'ım dinine memur eyle. Dinine ihlasla hizmet eden nice yiğitleri yetiştirebilmeyi nasip eyle. En garip zamanda hizmet sahasında onları da görmeyi nasip eyle. Allah'ım 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 şu mübarek gecenin hürmetine önümüzdeki beraat gecesine de ya Rabbi biz de İslam'ın ümmetin de ya Rabbi mazlum coğrafyalarına da maddi manevi beraatler alarak girmeyi nasip eyle. 11 ayın sultanında ya Rabbi İstanbul'umuzu yeniden ya Rabbi ayağa kaldırarak imanla İslam'la bu ümmetin gençliğine hidayet ederek Ramazan-ı Şerif'e girebilmeyi sen nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım emri maruf ve nehyi anil münkerde çok aciz kaldık, bizi affeyle. Amin. Kusurlarımızı mağfiret eyle. Allah'ım yeniden bu işin kadru kıymetini bilip en büyük cihad olan iyiliği emredip kötülükten nehyetme vazifesinde ya Rabbi ayaklarımızı sen sabit eyle. Amin. Azimet nasip eyle. Amin. Güç kuvvet ihsan eyle.
Yeniden ya Rabbi eskisinden daha ziyade bu vazifeye sarılabilmeyi cümlemize ihsan eyle. Amin. Amin. Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Allah'ım Allah'ım dergahlarımıza hizmet eden karındaşlarımızı ve hocalarımızı Allah'ım haset ettiği vakit hasetçinin şerrinden, nazar şerrinden, düşmanlarının şerrinden, Allah'ım bütün eşrarın şerrinden, afat-ı semaviyeden, afat-ı araziyeden, zahiri batini eşrarın şerrinden bütün dergahlarımızda, kardeşlerimizde, hocalarımızda sen koru muhafaza eyle. Amin. Azimetlerini müjdat eyle. Amin. Çalışmalarına bereket ihsan eyle. Amin. Bize kullarını hidayetlerine vesile eyle. Amin. Allah'ım ilim, amel, ihlasla mekanlarını da, kalplerini de, akıllarını da sen doldur Allah'ım. Amin. Mekanlarını ilimle, amelle, ihlasla müjdat eyle. Amin. Allah'ım dergahlarımızı haset edenlerin şerrinden ya Rabbi sen koru muhafaza eyle. Amin. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Şu mübarek gecede amin diyen karındaşlarımızın da dünyevi, uhrevi ne hacetleri, ne duaları, ne istekleri varsa sence malumdur. İkram eyle. Amin. Eşrarın şerrinden koru muhafaza eyle. Amin. Sen ya Rabbi bizi de onları hayırlarla memnun eyle ya Rabbi. Amin. Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Vaf anna ya kerim. Vaf anna ya rahim. Vaghfir lana zunubena bifadlik ve cudik ve keramik. Ya ekremel ekremine ve erhamer rahimin. Velhamdülillahi rabbil alemin.